Efendim iyi akşamlar. Siyaset gündemine hoş geldiniz. Tabii siyasetin gündemi bir anda YSK'nın gerekçeli kararı oluverdi. Çünkü 6 Mayıs'tan bu yana YSK'nın bu gerekçeli kararı bekleniyordu ve bizim de önümüzde size göstereyim bu YSK'nın gerekçeli kararını. Tam 250 sayfa. 250 sayfalık bu gerekçeli kararın içerisinde ne var? İşte onları konuşacağız. YSK bu seçimi neden iptal etti? Ya da 7 üye hangi gerekçelerle bu kararın alınmasında etkili oldu? O gerekçeler neler? Bunların hepsini konuşacağız ama daha net bir şekilde göstermek gerekirse yaklaşık burada 200 sayfası var çünkü 50 sayfası da bende ve hemen yanımda da konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu. Kendisiyle birlikte sıcağı sıcağına bu gerekçeyi bir yandan okuyup bir yandan konuşacağız, yorumlayacağız. Karşı oylara bakacağız. Gerekçelerin bu süreçte nasıl yazıldığına dikkat çekeceğiz ama çok da kolay değil. Herhalde bize bir 10 kişi, 20 kişi lazım. Yani bunu bir anda değerlendirmek mümkün değil. Evet. Nasıl yapacağız? Şöyle, bu ben de kamudan gelen birisiyim. Biraz da hukuk nosyonumuz var. Çok rapor yazdım. Binlerce rapor yazdık. Raporun isterseniz şey yaparsınız. Lüzumsuz bilgilerle donatırsınız. Kalabalık hale getirirsiniz. Bu biraz öyle olmuş. Bakıyorum Savaş Bey, 207 yani 250 küsur sayfa ya bu. 207. sayfasında tüm bu tespit ve hukuki durum karşısında İstanbul ili genelinde deyip bağlamış. Yani 207 sayfa şey yapmış, lüzumsuz şeylerden bahsetmiş. Sonuçta şunu söylemiş. 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yukarıda yer verilen yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir. 754 kişinin, 754 sandıkta, özür dilerim. Ve bu 754 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 212.276 ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi adayı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı arasındaki oy farkı 13.729 olması nedeniyle bu sonuç olarak sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür diyor. Bu sebepten diyor iptal ettik. Yani bu 7 üye bunu gerek. 754 mü? 754. Evet. 754 sandık kurulu başkanının etki ettiği seçmen sayısını vurguluyor ama o seçmene nasıl etki ettiğini ve bu satırlarda 250 sayfalık aralarda bulmaya çalışacağız. Bulmaya çalışacağız. Nasıl etki ettiği yok aslında. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi sonuç olarak 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması seçim sorununa müessir bir etkide bulunuyorsa, olay ve haller kapsamında değerlendiriliyor ise neden belediye meclisi üyelerinde aynı şekilde sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilmiyor? Niye sadece büyükşehir? İtiraz ettik ona. Neden sadece büyükşehir oluyor? Aynı zarfın içerisinde aynı kişinin attığı 4 tane oy var. Büyükşehir için bunu söylüyorsunuz. Belediye meclisi için de söyleyin, ilçe seçimleri de için de söyleyin. Hayır efendim, onlara diyor, bu sadece büyükşehirde 13.729 fark var. Diğerlerinde o fark yok. Var. Diğerlerinde de aynı şekilde var. Sen bunda net olarak bu nasıl müessir ettiğini, yani nasıl tesirli olduğunu söylemiyorsun ki. Öbürleri için de aynı şekilde ne kadar tesir olup olmadığını bilmiyorsun ki. Bu sadece rakamla mıdır? Böyle mi ortaya konur? Şimdi ben yani yayına girmeden önce saçma bir şey bekliyorduk, gerekçe bekliyorduk ama beklediğimden daha saçma olmuş bu. Gerçekten öyle. Şimdi yani özür dilerim, şu oruçlu ağızla sinirli bazı ifadeler kullanmak istemiyorum ama bu hukuk tarihine geçecek bir garabettir. Bunun altına imza atan 7 hukuk adamı, güya hukuk adamı yıllar boyu lanetle anılacaktır. Böyle bir rezalet olmaz. Böyle bir Türkiye Cumhuriyeti'nde buna imza atan insanların hukukçu olması, vicdanlı olması, imanlı olması, insan olması
Yani özür diliyorum ya. Estağfurullah. Üzülmemek şimdi, mümkün. Bu hak yemektir. Adaleti, adaleti insanın kendisine verilen sorumluluğu, hakkı, adaleti, yetkiyi istismar etmesidir. Bu kadar da istismar olmaz ya. Allah'tan korkmak lazım. Yes, şu söylediğine bu. Bakın. Bütün bu tespitler karşısında 754 sandıkta sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilmiştir. Gökhan, neye göre değerlendirildi? Yazdığını bir daha yazar mısın? Allah aşkına, Sayın neye göre? Sayın onu iletmem gerekiyor. Gerekçeli evet. Karar içerisindeki o ifadeyi. Günlerce şunu konuştuk. YSK bu gerekçeli kararı açıklamıyor. Yeni durumlar, yeni usuller, yeni başlıklar ortaya çıkacak derken hukukçular da dedi ki hayır, kısa kararda ne varsa o ortaya konmalı dendi, evet. Ama bu 200 sayfaya bakıyoruz. 50 sayfası çünkü karşı oy. 200 sayfaya bakıyoruz. Bu 200 sayfada o kısa karar haricinde pek çok şey var. Birkaç mümkün müdür bu? Şey daha üretmişler. Yani olur mu ama? Kararda olmayan, evet, olmaması gerekir. Kararda yok. Kararında bunlardan bahsetmiyorsun ama gerekçeli kararında tutuyorsun. Başka şeyler, gerekçeler de üretmeye çalışıyorsun. Çünkü bunun yeterli olmadığını biliyorsun. Yani bu yeterli olmadığı için, senin kararındaki gerekçeler yeterli olmadığı için ilave gerekçeler üretmeye çalışmışsın. Bu da boş. Şimdi buradaki gerekçelerde satır aralarında bu 200 sayfalık kalabalık içerisinde benim not alabildiğim örneğin iddialar yine sıralanmış. 39 ilçe tamamında bu yönde iddialar var dediği konu şu: sayım döküm cetvelinin boş olduğu ifade ediliyor ve sayım döküm cetvelinin boş, imzasız olması, işte az önce sizin dediğiniz gibi 754 sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması, emekli memur, emekli öğretmen, mali müşavir, işte özel banka çalışanı olması, hatta ve hatta şu vurgulanıyor: mülki amirin elindeki listede, yani bu devlet memuru, kamu görevlisi ayrımının ötesinde mülki amirin elinde sandık başkanı olabilecek 7 katı kadar bir insan potansiyeli varken kamu görevlisi olmayanların bir şekilde liste dışından belirlenmesi de dikkat çekici ifadesi var. Evet. Öte taraftan da tabii ki biz günlerdir şunu konuşuyorduk: kısa kararda hep sandık kurulu. Ama bakıyoruz burada işte cetvellerin imzasız olması, ki kaldı ki cetvellerin imzasız olmasıyla ilgili olarak da karşı oyu ben size okuyayım isterseniz. Evet, lütfen. Şimdi burada önemli olan aslında karşı oyu herhalde. İzleyenlerimiz belki bilmiyordur. Bu son anda geldi. Ben şeye 7 siz gerekçeyi okurken ben de karşı oyu okuyorum. Bir görev alımı yaptık ama bunun içinden çıkmak çok kolay değil. Günlerce bunu konuşacağız. Ben şimdi karşı oyları okuyorum. Cengiz Topaktaş'ın karşı oyu bu. Yani seçimler iptal edilmesin, yenilenmesin, evet. Derken karşı oyu gerekçelendiriyor ve diyor ki seçmenlerin sandık kurulunun oluşumuna itiraz etmeleri ve sandık kuruluna nasıl oluşturulduğunu bilmeleri mümkün değildir. Yani seçmen bunu buna itiraz edemez. Bunu bilemez sandık kurullarının nasıl oluşturulduğunu. Seçmenler anayasa gereğince kendilerine tanınan seçme hakkını kullanarak oy vermişlerdir. Yani seçmenin görevi, aynen, o diyor. Tabii. Sandık kurulunun oluşumunda bir hata varsa bunun sorumluluğu seçmenlere yüklenemez. Yani bunun en net açıklaması: seçim iptal edilemez çünkü seçmen iradesini ortaya koymuştur diyor. Nitekim yukarıda bahsi geçilen işte dilekçeyi, AKP'nin dilekçesinden bahsediyor. Sandık kurulundakilerin mühür vurmamalarının seçmenin kusuru olmadan gerçekleştiği, az önce bahsettiğimiz bu işte çetelelerde sayım döküm cetvellerindeki o mühür yok, imza yok konusuna diyor ki mühür vurmamalarının seçmenin kusuru olmadan gerçekleştiği, seçmenin iradesinin tam bir şekilde sandığa yansıması için söz konusu oy pusulalarının ve zarfların geçerli olması gerektiği doğrultusundadır. Yani diyor ki eğer orada zarflarda, şurada burada bir sorun yoksa bu geçerli bir iptal durumu değildir diye karşı oy yazıyor. Zaten şöyle, yani bu Ekrem İmamoğlu değil de Binali Yıldırım tarafından kazanılmış bir seçim olsaydı bu gerekçe kullanılır mıydı? Mümkün müydü? Dikkate bile alınmazdı. Katiyen dikkate bile alınmadan
O itiraz dikkate bile alınmadan geçilirdi. Şimdi bakın bu tarafta... Siz oradan gerekçe mi buldunuz? Gerekçeyle, evet. Sonuçta şöyle diyor Savaş Bey. Yukarıda izah edilen diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve haller kapsamında görülmüş. Bazı şeyleri de saydıktan sonra biraz Sayın önce Kuşoğlu, söylediklerimizi... Sayın bu arada ezan okundu. Ben evet. Sizin suyunuzu vereyim. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, sizi de böyle iftar saatinde apar topar getirdik ama artık... Bu seferlik böyle oldu. Bizim orucumuzu bozan başka şeyler oldu. Teşekkür ederim. Gecikmesinin hiçbir mahsuru tamam. yok. Bu nedenle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verilmesi gerekmiştir. Kanuna aykırılık ve usulsüzlükler, seçim güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve haller kapsamında görülmüştü. Peki kanuna, yukarıda izah edilen diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler neden diğer seçimlerin, belediye meclislerinin ve ilçe belediyelerinin seçimlerinin... Niye bir toptancı anlayış içerisinde olunmadı? Neden olunmadı? Bu sadece seçmen sayısıyla ilgili midir? Şu kadarıyla ilgili. Sen bağlantıyı bulamamışsın. Bu senin yapman gereken bir iş. Evet. Kendi hatandan dolayı seçmeni, Ekrem İmamoğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl cezalandırırsın? Ben bir özetle bırakayım sizin önünüze. Ben bu arada dilerseniz bir karşı oyu yine okuyayım. Yine evet. Sayın Cengiz Topaktaş'ın kararı, o işte yenilenmesin, iptale yer yoktur, sizin bu gerekçeleriniz ya da bu kararınız doğru değildir diye şerh düştüğü noktada diyor ki, çoğunluk görüşü olarak, yani 7 kişiye diyor ki, sayım döküm cetvelleriyle tutanaklardaki usulsüzlüklerin de bir iptal sebebi olduğu belirtilerek, gerekçeli karar oluşturulmuş ise de yapılan müzakereler sırasında, yani YSK'nın kendi içindeki müzakereleri sırasında bu durum bir iptal sebebi olarak belirlenmemiş olup, yani YSK kendi içinde bir müzakere ediyor, bu söylediklerinizi iptal gerekçesi olarak kabul etmeyelim diye kendi aralarında konuşmuşlar, müzakere etmişler. Bu nedenle de kısa karara, hep konuştuğumuz seçimin iptal sebebi olarak sadece sandık kurullarının kurulmasındaki usulsüzlükler derç edilmiştir. İptal sebebi olarak belirlenmediği kısa karardan da anlaşılan bir konu, karşı oy gerekçesi yazmaya gerek duyulmamıştır. Şimdi üye çok açık ve net diyor. Ya biz bunları müzakere ettik. Tabii böyle bir bunlardan gerekçe... iptale gerek yok dedik. Şimdi bana bununla geldiniz ve bana diyorsun ki karşı görüş yaz. Ben gerek duymuyorum çünkü bu iptal gereği değildir diyor. Şimdi aynen. Burada bir sakat durum söz konusu değil mi? Hukukta farklı bir gerekçe yazmak, o karara gerekçe uydurmak ya da gerekçeyi farklılaştırmak. Aynen öyle. Gerekçeyi farklılaştırmak, amacından saptırmak. Şimdi şeyde eğer gerçekten burada seçimin sonucuna müessir edecekse bunlar, yani kamu görevlilerinin olmaması, bunun en başından o zaman iptal edilmesi gerekirdi. Ne diye geçersiz şeyler sayıldı? Geçersiz oylar tekrar sayıldı. Bir ay 36 gün tekrar neden uğraşıldı birçok yerde seçim şeyleri? 400 bine yakın oy sayıldı biliyorsunuz. Neden onlar tekrarlatırıldı? Yani madem kamu görevlilerinin sandık başkanı olmaması gerekçe gösterilecekti sonuçta, neden 36 gün sen oyları saydırdın tekrar? Geçersiz oyları saydırdın, bir şeyler bulmaya çalıştın, bütün bunları bulamayınca ondan sonra bunu geçerli kılıyorsun ve orada Sayın Topaktaş'ın gerekçesi doğrudur. En başında bu gerekçe olarak kabul edilmediği için iptale gerek yer yok dendiği halde. Aynen öyle. Sonradan sıkıştırılınca iktidar tarafından ya da gelen talimat nedeniyle böyle bir karar alındı. Yeniden bunlara sarılın. Baştan bunu gerekçe olarak kabul etmemişlerdi. Zaten baştan kabul etselerdi o kadar oyun sayılmasına gerek yoktu. İptal ediyoruz derlerdi. Çünkü bu kadar tartışmaya, bu kadar münakaşaya bile yer olmadan iptal ederler. Bu kadar yer almayacaktı belki. Bugün aynen öyle. Bambaşka bir yara açtık. Bir başka üyenin karşı oyunu okuyayım ben bu arada. Siz gerekçeleri özetlerine evet. bakarken karşı oy veren Kürşat Hamurcu.
Sayın Hamurcu'nun muhalefet şerhinde şöyle diyor. Bu sandıklarda kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının seçmenin oyunu yönlendirdiği, değiştirdiği veya etkilediği yönünde aynı sandık kurulunda görevli olan 5 siyasi partili sandık kurulu üyesinin herhangi bir şikayeti veya itirazı olmamıştır. Şimdi Sayın Kuşoğlu o sandık başında 7 tane üye oluyor ya da 5 tane oluyor ama sonuç itibariyle her siyasi partinin üyesi oluyor ve YSK üyesi diyor ki madem diyor bir durum söz konusu o temsilciler, üyeler neden itiraz etmedi? En başından beri söylenen noktaya işaret ediyor itirazında. Bu itiraz etmemesi seçimin sonucuna müessir olmamasını gösteriyor. Seçim sonucunu etkileyen bir durum söz konusu olsaydı ilgili partiler herhalde şey yapardı, itiraz ederlerdi. Oradaki onların temsilcileri itiraz ederlerdi. Avukatları da orada itirazda bulunurlardı. Böyle bir itiraz da söz konusu değil. Yani bu tamamen uydurma bir gerekçeli kararı olmuş maalesef. Ve hukuk tarihimize maalesef bu olay bir kara leke olarak, lekenin de ötesinde bir şekilde yer alacaktır. Gerçekten üzüldüm. Yani sonuç olarak Savaş Bey bir haklı bir gerekçe çıksaydı yapacak bir şey yok. Yani sonuçta şeriatın kestiği parmak acımaz deyip kabul edecektim ama hakikaten yok. Yani beklediğim de buydu ama yine de bir şey vardı. Bilmediğimiz bir şey mi var? Bir şunu, şey mi gördüler mi diyecektiniz? Için, yani ben sonuçta tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kazansın istiyorum ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyeti'ni kuran bir partinin de genel başkan yardımcısıyım. İnanın haklı bir gerekçe olsaydı memnun olurdum, mutlu olurdum. Çünkü o zaman da hukuk kazanmış olurdu. Ben bir taraftan da partimle beraber hukuk mücadelesi yapıyorum. Hak mücadelesi, adalet mücadelesi yapıyorum. Haklı bir gerekçe olduğunda mutlu olurdum. Yani ama 200... kaybettiğim için şey olurdu, üzülürdüm ama öyle bir gerekçeden dolayı da mutlu olurdum. Şimdi buna bakın, böyle bir gerekçe olabilir mi? Saçma sapan şeyler, kimseyi tatmin etmeyecek, mutlu etmeyecek, kimseyi inandırmayacak saçma sapan şeyler. Günlerdir bu sayım döküm cetvelleriyle ilgili olarak Sayın Erdoğan'ın işte o tutanaklarla ilgili olarak ifade ettiği başlıklar vardı ve pek çok çevre şöyle yorumlar yaptı. Sayın Erdoğan gerekçeleri sıralıyor. Evet. Şimdi bu gerekçeden yola çıkarak baktığımızda ya 200 sayfayı okumamız mümkün değil tabii hemen ama özetlendiğinde Sayın Erdoğan'ın işaret ettiği pek çok konunun gerekçelerin içerisinde yer aldığını görüyoruz. Aynen öyle. Ona göre dizayn etmişler. Bu şeyden sonra 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması, 108 sandıktaki sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olan şeyler, sayım döküm cetvelleri gerekçe olarak kullanılmış. Buna benzer bir iki konu daha var ama bunların seçime nasıl tesir ettiğiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Ve aslında bu tür itirazların dikkate bile alınmaması lazım. Mustafa Kemal Paşa örneğinde de zaten öyle. Dikkate almamış. Aynı sandık kurulu üyeleri orada dikkate almıyor. Aynı durum var. Orada dikkate almıyor, burada dikkate alıyor. Biz yani herhalde biraz buna, daha buna böyle, mı hukuk diyoruz Allah biz aşkına? Biz herhalde hep böyle karşı oyun üzerinden gideceğiz. Çünkü az önce bahsettiğiniz nasıl tesiri oldu konusuna da yine Sayın Kürşat Hamurcu'nun bu karşı oyunu okuyarak belki değerlendirme yapmamız gerekir. Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda oy kullanan seçmenin oyunun hangi neden ve gerekçeyle geçersiz sayılması gerektiğine ilişkin itiraz eden tarafın hiçbir somut kanıt ve belge sunmadığı, yani bir belge itiraz yok diyor. Seçim hukukuna egemen olan serbest, genel oy, eşit, tek dereceli, gizli oy, açık sayım ve döküm ilkelerinin hangisinin kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı tarafından ihlal edildiği hiçbir şekilde ortaya konulmamıştır diyor. Yani sizin özetlediğiniz o sandık kurulu başkanının nasıl müessir olduğu, nasıl etki ettiğini sayın üye de soruyor. Evet, haklı olarak soruyor tabii ki ve cevap olamıyor o da. Burada da gerekçede de 200 küsur sayfalık, 212 sayfalık gerekçe bölümünde buna cevap yok. Nasıl müessir olmuş,
nasıl seçimin sonucuna etki etmiş, bununla ilgili en ufak bir şey yok. Sadece yuvarlak laflarla geçiştirmişler. Sizin az önce ifade ettiğiniz bu özellikle Mustafa Kemal Paşa kararıyla ilgili olarak YSK Başkanı acaba karşı oyda ne diyecek diye çok merak ediliyordu. Hı hı. Tam da sizin işaret ettiğiniz Mustafa Kemal Paşa kararına vurgu yapmış. Evet, direkt olarak diyor ki, hatta ben karşı kararları okurken çizdim. Tabii yeşil perdemiz olduğu için gözükme imkanı yok ama ben okuyayım isterseniz. Diyor ki, Yüksek Seçim Kurulu Mustafa Kemal Paşa ilçesinde sandık kurulu başkanının belediyede çalışan müdür ve yardımcılarından oluştuğu bu durumun tam kanunsuzluk hali olduğu ve seçimlerin iptali kararıyla ilgili olarak, itirazıyla ilgili olarak diyor ki, 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlandı. Bu yüzden de hiçbir şekilde başvuru yapılamaz. İtirazın reddine karar verdik biz diyor. Tabii. Yani bu seçimler için bunun benzeri bir konuda tam tersi bir karar alınmış durumda. Ona işaret ediyor Sadi Bey. Ve burada tam tersi bir karar alıyoruz. Aradan bir ay bile geçmeden tutuyorsunuz aynı konuyla ilgili. İki farklı karar alıyorsunuz. Bu nasıl hukukçuluktur? Peki bundan sonraki seçimlerle ilgili şimdi bir sürü gerekçe çıktı ortaya. Evet. Yani 23 Haziran'da sonuç almak kolay mı sizce? Bundan sonra seçim yapmak kolay değil. Seçim yapmak kolay değil. Bakın sandık kurulu başkanlarının tamam kamu görevlisi. Kamu görevlisinin çok tanımı var biliyor musunuz? Tek bir tanımı yok. Şimdi bazı yerlerde mali idarelerde çalışanlar kamu görevlisi kabul ediliyor, edilmiyor. Bazı şeyler var. Tayı örneğin bir kamu kuruluşudur. Bakanlar Kurulu kararıyla. Kamu bankası dediğimiz bankalar var. Kamu bankaları var. Bunlarda çalışanlar kamu görevlisi değil midir? Birçok tanıma göre kamu görevlisi. Kamuya görev yapıyor. Kamu görevi yapılan yerler bunlar. Şimdi kamu görevlisinin de farklı farklı tanımları var. O ayrı bir konu. Şu 108 sandıktaki oy kullanan seçmen, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmak olan 108 sandıkta. Şimdi bu bundan sonra en ufak bir şey olduğunda sayım döküm cetvellerine imza atmasın bazı görevliler. İptal edilsin bundan sonra seçimler böyle olacaksa. Asıl olan zaten yani, ıslak imzalı tutanak değil midir zaten? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçiminden bahsediyoruz. İptal ediliyor. Tekrarlanan seçim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi. Bu tüm Türkiye'yi etkileyen bir seçim. Yani 2000'lik bir yerdeki bir belediyeden bahsetmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçiminden bahsediyoruz. Birçok ülkeden daha büyük bir yer İstanbul. 16 milyon seçmeni nüfusu var. 11 milyona yakın seçmeni var. Böyle bir yerden bahsediyoruz. Siz nasıl tutup da 108 sayım döküm cetveli imzasız falan diye ve seçim sonucuna bunların nasıl etkisi olmuş bunu ortaya koyamıyorsunuz. İtiraz edenin de bununla ilgili en ufak bir delili yok. Seçim sonucunu böyle etkilemiştir demiyor. Burada ne diyor biliyor musunuz? 754 sandık görevlisi şeydir diyor. Kamu görevlisi kamu değil. Kamu görevlisi değildir diyor. Bunların 13.729 fark var. Bu 754 sandıkta 212 bin oy var. Dolayısıyla etkiler diyor. Ama nasıl etkiler? Nasıl etkiler? 212 bin oy ne oldu? Kime gitti? Nasıl gitti? Etkiler? Onu vermiyor. Öyle bir itiraz yok. Etkilemiş midir? Onunla ilgili de hiçbir bulgu yok. En ufak bir delil yok. Etkilemiş midir? Bilmiyorum diyor. Ama etkiler diyor. Etkileyebilir diyor. Peki bunu etkileyebilirse, neden ilçe belediye seçimlerini etkilemiyor? Neden belediye meclis üyeliklerini etkilemiyor? Ha diyor ki, burada diyor sayı fazla. Ya belediye meclis üyeliklerinde 100 ile 50 ile 100 ile belediye meclis üyeleri değişiyor. Evet. Bindelik bir oranla. Bindelik oranla değişiyor. Belediye meclis üyeliklerinde bunun sonuç değiştirmemesi eğer Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçim sonucunu etkiliyorsa
belediye meclis üyeliklerinin etkilenmemesi mümkün müdür? Düşünebiliyor musunuz? 40 üyesi olan bir ilçe. Tutmuş bir parti 25 almış, diğeri 10 almış, öbürü 5 almış falan, böyle bir dağılma olmuş. Şimdi burada çok az oylarla, yani 1000 oyla belki 100 oyla bir belediye meclis üyeliği diğer partiye geçmiştir. Şimdi bunu nasıl siz böyle genel olarak kullanabilirsiniz? Büyükşehir belediye seçimini etkilemiş, onun sonucuna müessir olmuş. Ama belediye meclis üyeliğinin yer değiştirmesine etkisi olmamış. Olur mu böyle bir saçmalık? Bu kadar, yani bunu açıklayabilecek bir Allah'ın kulu var mıdır? Bir bu 7 yargıçtan bir tanesi bunu açıklayabilir mi? Bu, yani, bu gerekçeleri hiçbir şekilde kabul etmiyorsunuz o zaman. Ya nasıl kabul edebilirim? Soruyorum, tekrar soruyorum, bakın rakamlarla. Diyor ki 754 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 212 bindir. Fark da 13.729'dur. Dolayısıyla etkilemiştir diyor. Nasıl etkilediğini bilmiyoruz ama diyor sonuca müessirdir. Peki ben de soruyorum. Belediye meclis üyeliklerinde birkaç yüz oyla, birkaç bin oyla şey değiştiriyor. Partiler arasında yer değiştiriyor belediye meclis üyelikleri. Peki bunu nasıl etkilememiş olacak bu? Belediye, büyükşehir belediye başkanının seçimini etkiliyor. 13.729 oy var diyorsun, etkiliyor. Peki 100-200, 50-100, hatta bir oyla yer değiştiren belediye meclis üyelikleri var. Bunların sonucunu neden etkilemiyor? Ben tekrar soruyorum. Nasıl etkilemez ya? Bildiğin bir şey varsa bunun için de geçerli olması lazım. Böyle saçmalık olabilir mi? Bunu bu millete anlatamazlar, yutturamazlar. Ha, diyeceksiniz ki vatandaş bu konularla ilgilenmez. Şimdi biz de iftar saatinde çok kişi belki izlemiyordur. Bu konu biraz sıkıcı bir konu. Ama yani Türkiye'nin odaklandığı bir nokta. Çok önemli bir konu. Geleceğimizle ilgili bir konu. Yani bu böyle bir karar, gerekçeli karar bundan sonra seçimlerin kolay kolay yapılamaması anlamına da geliyor Türkiye'de. Seçim yapamayız bundan sonra. Böyle bir kafayla, böyle bir kararla seçim de olmaz. Bir başka karşı oyu, dördüncü ismi Yunus Aykın. Evet. Ondan bir tane okuyayım ben yine. Tam da sizin işaret ettiğiniz gibi yine bu sandık kurulu başkanı nasıl müessir oldu, nasıl etkili oldu, onu hep konuşuyoruz. Yine aynı şekilde diyor ki genelgelere aykırı olarak davranıldı ama işte oluşturuldu. Fakat diyor şüpheli tutum ve davranış sergilediklerine ilişkin delil ve gerekçe gösterilmediğinden, sizin de dediğiniz gibi yani bu 212 bin oyla ilgili ne yapıldı? Bir delil ortaya konun. Kesinleşmiş sandık kurulu oluşumuna dayalı olarak yapılan itirazın reddi gerekmektedir diyor. Kaldı ki diyor biz Yüksek Seçim Kurulu olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığınca 29 Mart 2009 Pazar günü Yozgat ili Akdağ Madeni ilçesi Oluklu-Özü beldesinde yapılan belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinde sandık kurulları ile ilgili bir itirazı gündemimize aldık ama sonuçta dedik ki itiraz sebebi olarak ileri görülemez çünkü takvimde buna itiraz süresi vardı ve seçimi etkileyecek bir durum yoktu dedik. Şimdi hep konuştuğumuz konu ister istemez bu sandık kurulu başkanlarının nasıl etkili olduğu. Siz de gerekçeden okuyorsunuz. Hani kendi yorumlarımızı da katmıyoruz. O gerekçeden deniyor ki 212 bin oya bir tesiri olmuştur. Hani bir şey oldu açıklamasının devamı gibi. Ama izahı yok. Buradan yola çıkarsak bundan sonraki seçimler ciddi manada sizin dediğiniz gibi bir seçimin sonuçlanması gibi bir durumu ortadan tamamen kaldırmadı mı? Bunu çokça konuşmak gerekiyor. Yani kesinlikle. Bu 200 sayfa sadece sayfa kalabalığı değil, Türkiye'nin demokrasi tarihine de geçen bir karar. Öyle, bakın Maltepe ile ilgili Savaş Bey şöyle demiş. Maltepe Belediye Başkanlığı seçimini neden iptal etmedik? Maltepe Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazın incelemesi neticesinde Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde seçim çevresi Maltepe ilçesi belediye sınırları olup bu seçim çevresindeki toplam 6 sandık kurulunda kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının görev yapması
Bu 6 sandıkta toplam 1793 seçmenin oy kullanması, seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi adayı ile itiraz eden ikinci sıradaki Milliyetçi Hareket Partisi adayı arasındaki 29.404 adet oy farkı itibariyle sandıklardaki kanuna aykırı oluşum, bu 6 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı göz önüne alınarak seçim sonucuna mesir bir olay ve hal olarak değerlendirilmemiş, kurulumuzun falan tarife sayılı kararıyla seçim iptaline ilişkin olağanüstü itirazın reddine karar vermiştir. Diyor ki burada diyor 6 sandık var, toplam 1793 seçmen oy kullanmıştır. Arada fark da 29 bin küsürdür. Dolayısıyla seçimi şey yapamaz, etkileyemez diyor. Peki öbüründe de şey yapmıştı. Peki bu belediye meclis üyeliklerini de mi etkileyemez? Etkiler. Nasıl peki bunu söyleyebiliyorsun? İlçe seçim belediye başkanlığını etkilemedi, anladık. O mantıkla. Peki belediye meclis üyeliklerini niçin etkilemiyor? Tabii yani işte emek harcayan, şey? Para harcayan şey var biliyorsunuz. Belediye meclis üyeleri var. Yani tabii. Sonuçta bir iddiayla yola çıkıyorlar. Belki de 5 oyla işte CHP'li olan kazanıyor. 5 oy eksiği olan Milliyetçi Hareket Aynen Partisi'ninki öyle. Kazanamıyor. Orada sonuç itibariyle evet seçimin tamamını etkilemiyor ama bir seçilecek olanın hakkı o 5 oyla ortadan kalkmış oluyor. Tabii. Böylelikle de seçilme durumu sakatlanıyor. Bunlar günlerce çok konuşuldu ama bunların hiçbirinin gerekçede olmayacağı yönünde anayasa hukukçuları, işte seçim hukukunu çok iyi bilen isimler, hatta sıradan vatandaş bile hep dedik ki kısa kararda 4 madde var. Hatta onlardan en sonuncusunda da bu sandık kurulundaki görevlendirmeyle ilgili işte suçu olanlarla ilgili soruşturma da açılacak dendi. Evet. O soruşturma henüz gündeme gelmedi. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz ama. Şimdi 200 sayfa, yani 4 madde 200 sayfa, her bir madde için 50 sayfa yazılmış diyeceğiz ama o maddelerin hiçbiri yok. Yani bunu nereye koyacağız? Bu yani, ben tekrar izleyicilerimize göstereyim diyeceğim de bayağı da ağır yani, bu bildiğiniz bir tuğla gibi bir şey. Yani bizde de var bir 50 sayfası kadar da bizde. Yani onu gösteriyorsunuz şimdi ama. Şimdi bu sizdekiler ve okumaya çalışıyoruz da Sayın Kuşoğlu'yla birlikte yani her biri işte sandık numaraları verilmiş örneğin, biz hep merak tabii, ediyoruz. Tabii onlar uydurma şeyler. Yani onların orada olmasına gerek yoktu ki. Sonuç olarak onlar ek olarak konabilirdi. Burada sonuçta 207. sayfadan başlayıp 212. sayfada biten 5 sayfalık bir şey yeterliydi. O sonuç yeterli diyorsunuz. Bu yeterli. Oradakiler tabii şu sandık, bu sandık lüzumsuz. Burada da şeyleri okuyorum. Mesela sayım döküm cetveli diyor. Sayım döküm cetvelinde iptal gerekçesi olmadığını YSK üyelerinin kendileri söylüyor. Tabii canım. Yani şimdi seçimler şöyle, seçimin mantığı biliyorsunuz, tüm Türkiye'de yapıyorsunuz. Bir ülkede her şeyi durduruyorsunuz. Seçim yapıyorsunuz. Bir gün. Bu çok önemli bir husustur. Birçok ülkede seçimlerle ilgili sıkıntılar vardır. Türkiye çok partili rejime geçtiğinden beri, özellikle 50'den sonra doğru dürüst seçimler yapmaya başlamıştır. Biz bu işi öğrendik. Halk da benimsedi. Milletin de benimsediği bir olay oldu bu. Ve önemli ölçüde de katılıyor. Türkiye'de seçimlere katılım oranı çok yüksek. Aday olmak isteyen de çok kişi var. Biz demokrasiyi benimsemiş bir milletiz. Seçimler sırasında hata olur. Amerikan seçimlerinde de olur. Bu İngiltere'de, Almanya'da da, başka yerlerde de olur. Birçok ülkede sıkıntılı olur. Biz de şimdiye kadar çelişkili kararlar verilmemişti. Sıkıntılı olmamıştı. Özellikle seçim sandığı başında büyük olaylar olur. Bizim doğuda oluyor genellikle ama tüm Türkiye'yi ele alırsak, 50'den beri yapılan seçimleri ele alırsak, çok büyük olaylar yaşanmamış bir ülkeyiz. Biz seçim yapmasını bilen bir ülkeyiz. Seçim meselesini hazmetmiş bir toplumuz biz. Seçimi hazmetmiş bir toplumuz. Yani seçim yoluyla iktidarı değiştirebiliyoruz. Falan kişi belediye başkanı bugün, ertesi gün gidiyor elini sıkıyor, bir başkasına devredebiliyor. İktidarı da aynı şekilde devredebiliyoruz. Şimdiye kadar böyleydi. Bu yıl, bu dönem bu konuyla ilgili olarak soru işareti oldu.
İlk defa bir büyükşehir belediye başkanlığının seçimi kazanılmış, kendisine mazbatası da verilmiş olduğu halde, bakın mazbatası da verilmiş olduğu halde seçimi iptal edildi. Tekrarlanmak durumunda bırakıldı seçim. Gerekçesi yok. O seçimin iptal edilmesini gerektiren seçimlerde şunlar oldu. Şu kadar oy yanlıştır, sahtedir, fazla kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır. Kullanıldığı halde sayılmamıştır denebilecek hiçbir durum yok. Eğer bir hata varsa, seçim sonucuna meysir bunların dediği gibi bir hata varsa tüm seçimlerin iptali gerekir. Dediğim gibi tüm İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gerekirdi. Bu bizim seçim sistemimizi de öldüren bir karar. Yok eden bir karar. Bundan sonra Türkiye'de sağlıklı seçim yapılamaz. Şimdi bu bunu getiriyor. Ya dediğim gibi tekrar soruyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçimini iptal ediyorsun. Neden belediye meclis üyeliklerinin seçimini iptal etmiyorsunuz o zaman? Yani onlar da Büyükşehir Belediye Başkanı'nda olduğu gibi 13.729 fark yok. Birkaç oyla belediye meclis üyelikleri yer değiştirmiş falan, partiden falan partiye geçmiş. Bunu neden seçimin sonucuna meysir görmüyorsun da sadece Büyükşehir Belediyesi'nde seçimin sonucuna meysir görüyorsun? Böyle bir saçmalık olur mu? Bu mantık şeyidir, hatasıdır. Mantık olarak bu yanlıştır bir kere. Hukuk şeyi yok burada. Hukuk yok da zaten. Hukuki bir karar değil. Herkes bununla ilgili bunun yanlış olduğunu çok rahatlıkla ifade edebilir. Mantık hatası var burada. Efendim, Büyükşehir Belediyesi'nin seçimini etkiliyor. İlçe etkilenmiyor. Belediye meclisi birkaç yüz oyla belli olan hangi partiye, hangi belediye meclis üyeliğinin verildiğini, dağılımın nasıl olduğunu sonuç olarak belirleyen birkaç yüz oy burada devreye girmiyor. Böyle saçmalık olamaz. Bu mantık hatasıdır. Burada bu kararı veren üyelerin bir cezası olması lazım. Yani YSK kararlarına karşı dava açılamaz. Savaş bir dava açılamaz, tamam. Ama mantık hatası yapılmış. Açık bir hata yapmışlar. Bununla ilgili de bir şey yapılamaz yani. Böyle saçmalık olur mu? Ama Sayın Cumhurbaşkanı bugün biliyorsunuz şöyle dedi. Yani kanun yazılır. Önemli olan hukuktur. Vicdanlarınızla karar verin dedi. Şimdi burada da bakıyoruz, kanun var ama kanuna göre YSK bir karar almamış. Vicdan ya da hukuk doğrultusunda sizin itirazlarınız var. O YSK üyeleri ne yapsın? Oradaki vicdan farklı bir vicdan. Bakın, torunlarınız var, sizin çocuklarınız var, sevdikleriniz var. Onları düşünün, vicdanınıza göre karar verin denmiştir herhalde. Başka türlü vicdan, burada vicdan yok. Başka türlü bir vicdan bulamıyorum. Bir o vicdan var. Herhalde torunu için, çocuğu için, eşi için sıkıntıya girdi de onun için kendi vicdanı, kendi yakınıyla ilgili bir vicdani karar verdi. Yoksa ülkeyi düşünerek, görevini düşünerek, sorumluluğunu düşünerek, ne görev yaptığını düşünerek vicdani bir karar vermedi. CHP'nin itirazı sandık kurulu başkanlarıyla ilgili iptal kısa kararından sonra hatta hemen YSK'nın kapısını çaldı CHP'nin hukukçu kurmayları. Dedi ki madem bu sandık kurulları seçimi etkiledi, gelin tamamını İstanbul'u iptal edelim. Kaldı ki anayasa referandumuyla ilgili de sorun vardır. 24 evet. Haziran'da da vardır dedi. Şimdi yine YSK'daki Yunus Aykın. Evet. Oradan, siz de o arada tek tek ben çalışıyorum o sırada tek tek buluyorum. 7 üyenin burada karşı oylarını tek tek okuyorsunuz. Diyor ki ilçe seçim kurullarının ihmal ve kusuru nedeniyle seçmenin oyunun geçersiz sayılıp sayılamayacağı sorunu. İşaret ettiği tarih tam da 16 Nisan 2017 tarihli referandum. Evet. Oradaki itirazlara işaret ediyor ve diyor ki biz YSK olarak diyor şu kararı almıştık. Beklenen yükümlülüklere uygun olarak kullanan seçmen oyunu oyun geçerli sayılmasının yöntemine katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yaratacağı. Yani seçmen kendi oyunu kullandıktan sonra siz o geçersiz, mühürsüz dediğiniz anda bir seçmeni cezalandırma durumunun olamayacağını ifade ettik ve mühürsüz pusulaları dahi geçerli saydık
bugün sandık kurulu başkanlarının seçmenin oyunu nasıl geçersiz saydığını bilmeden seçimi iptal ediyoruz ki bu doğru değildir. Ben buna karşı çıkıyorum. Aynen yani. Öyle tabii. Yani sonuçta seçim hukukunda şöyle bir şey var. Seçim sonucunu etkilememiş ise, bunu net olarak ortaya koymuyorsanız, delillendiremiyorsanız itirazlar kabul edilmiyor. Şimdiye kadar böyleydi. Bu şeyle kararla, İstanbul kararıyla her şey alt üst oldu. Yani ülkeyi de alt üst ettiler. Gerçekten öyle. Ülkeyi de alt üst ettiler, hukuku da alt üst ettiler. Ya bu, ben Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geliyorum, meclisten geliyorum. Bugün pazartesi günü bir torba kanun geldi. Torba kanun gelmeyecekti biliyor musunuz? Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra asla torba kanun gelmeyecek. Çünkü torba kanun hükümetten geliyor. Artık hükümet yok. Şeyde güçler ayrılığı olacak. Zaten bakanlar da meclise hiç giremeyecekler. Milletvekili olmadıkları için bakanlar, seçilmiş olmadıkları için meclisle bir ilgileri olmayacak. Meclis istediği kanunu yapabilecek. Milletvekilleri sadece teklif verecek, tasarı olmayacak denmişti. Halbuki geldiğimizden beri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sadece iktidardan gelen, saraydan gelen bakanların yaptığı şeyleri, kanun değişikliklerini torba haline getiriyorlar. İçine hepsi giriyor. Bugün 20 madde vardı. 15 farklı kanunla ilgiliydi. 15 farklı kanunla ilgili ve farklı tabii 15 farklı konuyla ilgili aynı şekilde. Bununla ilgili bir torba kanun görüştük. Ya dedim ki ilk 4 ayda vergiyle ilgili tahakkuk tahsilat oranı %51. Yani 100 lira tahakkuk etmiş, vatandaş demiş ki ben 100 lira vergi ödeyeceğim, 51 lirasını ödemiş. Yani 50-50 ödeyememiş. Yarı yarıya. Cumhuriyet tarihinde yok böyle bir düşüş. 50-50. Ki vergilerle tahakkuk ayakta duruyor. Ben ödeyeceğim dediği verginin 50 lirasını ödemiş, 50 lirasını ödememiş. Tüketici güven endeksi 55'e düşmüş deyip yapmış. %55'e düşmüş. 55.3. Yani bütçe açığı yıl sonuna kadar 81 milyar olacakmış. 80 küsur milyar. İlk 4 ayda 54 milyar olmuş. Yarısından fazlası ilk 4 ay verildi bile. Neden? 54 olmuş ama 33 milyar Merkez Bankası'ndan para almışlar. Bu her sene olan rutin bir işlem değil. Bu sene oldu o kadar. Alınana rağmen 54 açık var. Alınana rağmen 54 açık var. Şeyden bedelli askerlikten gelen paralar var. Ona rağmen var. Bu şeyden alınan paralar var. Af getirildi ya. Oruç kapayla. Çevre vergileri. Çevre yok. Vergisi değil. Binalarla ilgili af. İmar barışı. İmar affıyla ilgili olarak gelen paralar var. Bunu da katarsanız 100 milyarı geçiyor aslında açık. Yani ilk dörtteki açık. Yani ülkenin bütçesi delinmiş. Artık ithalat yapamaz noktaya doğru hızla gidiyoruz. Para kalmamış. Sen Merkez Bankası yedek akçelerine muhtaç bir duruma düşmüşsün. Tahsilat yapamıyorsun, vergi alamıyorsun. Böyle bir durumda bu seçimi yeniletiyorsun. Bu seçimi yeniletenler var ya, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapan insanlardır. Bu seçimi yenileten, bu talimatı verenler ve bu talimata uyanlar bu ülkeye, bu topluma, bu millete çok büyük bir kötülük yapmışlardır. Ama her yönden, ekonomisiyle ilgili, dış politikasıyla ilgili, hukukuyla ilgili, vatandaşın durumuyla ilgili, ya bu seçim yüzünden saçma sapan işlerle uğraşıyoruz. Ve gelen torba kanununda neler var biliyor musunuz? Kırıkkale ili bilmem ne ilçesi Bahşılı kasabasının adının Bahşılı kasabası adının Bahşılı olarak değişmesi torba kanununda. Köprüden, 3. köprüde yapılmış, idari para cezası kesilmiş vatandaşlara. Bu seçim dolayısıyla bir var. Oradaki şeyleri, evet, 300 milyon küsur var, ceza var. Onları affediyorlar. Oradan oy geleceğini bekliyorlar. Biraz zor gelir. Affediliyor ama ben o vatandaşlarımızın olayı gördüğünü düşünüyorum. Yani bu kafadaki adamlara oy verilir mi Allah aşkına?
bir daha yaparlar en kısa zamanda. O 300 milyondan daha fazla 100 275 bin kişiye şey vermişler, ceza kesmişlerdi. Üçüncü köprüden geçtikleri sırada 275 bin. 275 bin kişiye 275 bin ceza kesilmiş daha doğrusu. Rakam var mı, 300, ne kadar oldu? 300 küsur milyon lira, 310 milyon lira da ceza kesilmiş. Şimdi tabii bu işte torba kanunu, işte ekonomiyi, işsizliği, dış politikada bir yandan biliyorsunuz S-400'ler gelsin mi, Amerika'nın resti var. Yani iki hafta tabii içerisinde kararınızı verdiniz, verdiniz. Bunun gerekçesi de yok biliyorsunuz, yani tabii, öyle yani, şeyi yok. Yani ülke böyle bir durumdayken sen her bakımdan, yani S-400'ler öyle, Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki durum ortada. Orada da hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlanmış vaziyette. Çünkü en başından beri gerekenler yapılmadı. Tayyip Bey devlet adamı değildir, siyaset adamıdır ama bunları göremedi, öngöremedi ve bu noktalara geldik. Çavuşoğlu da aynı şekilde. Görevini yapan bir Dışişleri Bakanı değil maalesef ve ülkeyi bu çıkmaza sürüklediler. Bugün Avrupa Birliği'nden uzaklaştık. Avrupa Birliği ile böyleyiz. Yunanistan'la böyleyiz. Komşular Mısır'la böyleyiz. Mısır muhatap bile almıyor. Rusya ile görüyorsunuz nasıl sıkıştırdı bizi İdlib'de. Son verdiğimiz şehitlerin müsebbibidir. Ama bizimkilerin yanlış politikası nedeniyledir. Onları suçlamıyorum. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar. Bizimkiler yanlış yaptı. Amerika ile ne durumdayız görüyorsunuz. Suriye ile öyle. Ne yapıyoruz biz? Ekonomi de işte şu durumda. 8 milyon küsur işsizin olduğu bir ülke olduk. Bir ülke nüfusu kadar yani Yunanistan. Hep söylüyorum Yunanistan'ın nüfusu 10 küsur milyon. Ya sen 8 küsur milyon işsizin var. Böyle bir vaziyette tutuyorsun. Bu seçimle uğraşıyorsun. Ama şimdi, ve haksız, hukuksuz, saçma sapan bir karar. Ama hukukunu, şimdi bu gerekçeye dayanarak, Şimdi bu gerekçeye dayanarak 23 Haziran'a doğru bir süreç başlamayacak mı? AK Parti cephesi demeyecek mi? YSK'nın kararı tartışıldı, edildi ama bakın bizim haklılığımız da ortaya çıktı. Biz diyorduk ki oy sayım, döküm cetvelleri imzasız diyorduk. Bakın öyleymiş. Her ne kadar karşıt kararlarda ya da muhalefet şerhlerinde. Ya bu kimin hatasıdır? Şimdi 754 sandıkta sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması. Ben mi Cumhuriyet Halk Partisi olarak tayin ettim onları? YSK tayin etmedi mi? Kamu, hatta kaymakamları işaret ediyor gerekçeli kararda. İçişleri Bakanlığı yani sonuçta iktidar bunları tayin etmedi mi? İktidar belirlemedi mi? Benim mi hatam? Ama kendileri Ekrem İmamoğlu mu bu hatayı yaptı? Kim mağdur peki burada? Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi. Mazbatası verildi. Kazandın, al dediler. Mazbatanı verdiler. Ondan sonra da şimdi iptal ediyoruz. Neden? Ama şimdi gerekçe yok. AKP cephesi de diyecek ki 200 sayfayla bizim nasıl bir mağdur edildiğimiz ortada, işte gün gibi açık. Hiçbir şekilde yok. Gün gibi açık olan hiçbir şey yok. Sadece şurada 5 sayfadır. 207 ile 212. sayfalar arasında gerekçe. Buradaki gerekçe de 754 sandıkta kamu görevlisi sandık başkanı olmaması. Bunun seçim sonucuna tesir etmiş olması. Nasıl tesir etmiş? Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. Sadece diyor ki 212 bin seçmen var 754 sandıkta. Fark 13.700 küsur. Bu etkilemiştir diyor. Peki kardeşim, canım ciğerim, nasıl şey etkilemiyor, belediye meclis üyeliklerini etkilemiyor bu? Bu 754 sandıkta 212.276 seçmen sayısı var. Şimdiye kadar sen böyle bir itirazı hiç böyle düşünmedin, böyle değerlendirilmedin. Tamam, benim için böyle yapıyorsun, bana haksızlık edeceksin, anladım. Peki belediye meclis üyeliklerini neden etkilemiyor? Büyükşehir Belediye Başkanlığı etkiliyor. Belediye meclis üyeliklerinin partiler arasındaki dağılımı birkaç oyla oluyor, birkaç yüz oyla oluyor. 13.729 oyun çok altında oylarla oluyor. Bunu niye etkilemiyor? Ben şöyle hatırlıyorum mesela. Hangi mantıktır Allah aşkına? Ya bunu bana birisi izah edebilir mi? Bu gerekçede böyle bir şey yok. Kim bu gerekçeye sığınıyorsa doğru dürüst insan değildir. Onu söyleyeyim. Doğru dürüst insan değildir. Bu 7 hakim kadar haksız, hukuksuz bir insandır.
Yani bizi de çıldırtacaklar ya. Böyle saçmalık olmaz. Hakikaten olmaz ama. Şimdi ben size şu oruç ağzımla şey yapamıyorum. Şey yapıyorum. Katkı verip ya da işte sorularla konuyu açamıyorum. Çünkü bir yandan da karşı oyları okuyorum. Hani görev dağılımı yaptık size. Daha zorunu verdim. 200 sayfayı verdim ama burada da karşı oylarda işte bazı üyeler diyor ki ya durup dururken karşımıza kısa kararda yer verilmeyen ancak gerekçeli kararda seçimin iptal sebebi olarak gösterilen hususlarla ilgili de bizden görüş istediniz. Ya mecbur kaldık yazdık diyor ve oraya da itirazlarını sıralamış. Yani işte oy döküm cetveli olmaz, işte kurul üyelerinin imzasının bulunmadığı nokta var diyor. Hatta bazı yerlerde CHP'ye daha az oy çıktığını da tespit etmiş üyeler. Öyle görülüyor ki bu süreç çok konuşulacak ama sandığa gidecek olan seçmenin üzerinde etkisi nasıl olacak sizce bu gerekçeli kararın? Sandığa gidecek seçmen tabii biraz eğitimli, kafası çalışıyor ve menfaati yoksa, AK Parti'den menfaati yoksa bunun çok büyük bir haksızlık olacağını görecektir. Yani biraz bunun üzerinde kafa yoran herkes bunu, çok dikkat çekici. Çok özür diliyorum. Belki bu bunca sayfanın içerisinde okurken eksiklik de yapabilir olabilirim. Onun için şimdiden özür diliyorum ama dikkatimi çekti. Diyor ki kanuna aykırı belirlendiği tespit edilen 754 sandığın sadece iki tanesinde Beşiktaş 1034, 1241 numaralı sandıklar sayım döküm cetvellerinde eksiklik bulunmaktadır. Bu iki sandıkta sayım döküm cetveli düzenlenmekle birlikte sandık kurulu üyelerince imzalanmadığı görülmektedir. İki tane. Yani topu 754 sandıktan iki tanesinde böyle bir durum var. 350 seçmen desek 700 seçmen. Ya bu sayım döküm cetvelleri neden belediye meclis üyeliklerini etkilemiyor? Onların seçiminin sonucuna mesir olmuyor da neden sadece Büyükşehir Belediyesi'nin seçim sonucuna etki ediyor? Bunu kimse açıklayamaz. Mantık olarak açıklayamaz. Belediye meclis üyelikleri seçimleri tıpkı milletvekili seçimlerindeki sistem, DUHONT sistemiyle mi ele alınıyor? Yani bir şey var, en fazlayı alan ve yavaş yavaş gidiyor. Doğal olarak birisi 101 aldı, 99 alan arkasından gelecek. Yani DUHONT sisteminde olduğu gibi de olsa orana göre, alınan oyların oranına göre de dağıtsanız sonuçta birkaç yüz oyla bu belirlenmiş oluyoruz. Orada o zaman partiler arasındaki dağılımını bir oy dediğimiz şey burada devreye giriyor işte. Giriyor o zaman. İşte o zaman bir oyla şeyi bir belediye meclis üyeliği falan partiden falan partiye geçmiş oluyor. Topal örnek bir grubu dediğimiz işte böyle ortaya tabii, çıkıyor o zaman. Kaç belediye var 180 seçime küsur giren siyasi AKP'nin parti vardır. Var. 140 civarında da CHP'nin var. Eğer etkilemiyor olsa diyor, o kadar kafamız karıştı ki özür diliyorum, toparlıyorum. Etkilemiyor diyor ama sonuç itibariyle etkilediği apaçık. Eğer bu rakamları tekrar ele alınsa, seçim tekrarlansa, o 180'den bu kez 150'ye düştüğünde meclis iktidarı ister istemez değişecek şansı tabii olabilir. Bir de tabii meclis iktidarı ne kadar etkilenir o ayrı bir konu ama sonuçta seçim sonucuna etkiliyse, yani bu şöyle bir hata Savaş Bey, sonuçta bu şöyle bir ifade var sonuç bölümünde, oradan okuyayım. Kanuna aykırılık ve usulsüzlükler. Kanuna bir aykırılık durumu varsa, kanuna aykırı bir şey iş yapılmışsa, ondan dolayı iptal ediyorsan onu da iptal etmen gerekir. Yani oy oranına da bakılmaz artık. Kanuna aykırılık sadece kanuna bir yerle aykırı ilgili değil. Tabii yani hepsiyle ilgili olmuş olur. Bunun mantığı yok.
Yani sandık kurulu başkanı büyük şehri iptal ettirmek için çaba mı sarf etmiş yani? Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Öyle, sadece büyük öyle olmuş. Tabii. İlgili. Sayın Kuşoğlu teşekkür ediyorum. Zor bir akşam oldu bizim için. Pek çok farklı konuyu konuşacaktık ama bir anda önümüze böyle bir 250 sayfalık gerekçe gelince bunun içinden çıkmaya çalıştık. Savaş Bey, zaten kötü tarafı şu. Biz bunu daha epey bir süre konuşacağız. Yani normalde 31 Mart'ta bitmesi gereken seçimi şimdi biz 23 Haziran'a uzattık. 23 Haziran'da da bitmeyecek. Ve bu arada vatandaşın iş sorunu, aş sorunu, sıkıntıları, Türkiye'nin dış politikadaki sıkıntıları, sorunları, toplumsal barışımız, her şeyimiz etkilenecek. Yazık değil mi bu ülkeye? Yarın bir fabrika daha kapanacak. Öbürsü gün bir tane daha kapanacak. Binlerce insan, bakın 1 milyon 376 bin geçen seneden bu seneye işsiz sayısında artış var. 1 milyon 376 bin artış var. Ama bu seçimi yapalım, önümüze bakalım diyor Sayın Erdoğan. Yani aynı gemideyiz. Gemiyi hep birlikte bir yere götüreceğiz. Mesajları da... Tabii bu seçimi yapalım. Zorla Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İmamoğlu'dan seçimi alalım. İşimize bakalım. Buysa, kafa bu tabii. Bundan hayır gelmez. Ülkeye de hayır gelmez. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İftar vakti bizlerle oldunuz. Orucunuzu da biraz geç açmaya sebebiyet verdik. O yüzden Allah affetsin bizi. Sevabı fazla olmuştur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Reklamların ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Seymen'le birlikte olacağız. Ve tabii ki bu 250 sayfalık gerekçenin içinden onunla da çıkmaya çalışacağız. Bakalım becerebileceğiz mi? Kısa bir ara. Siyaset gündemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 210 küsur sayfası 7 üyenin gerekçesi. Geri kalan yaklaşık 40 sayfada 4 üyenin muhalefet şerhi, böyle bir gerekçe yazılmış. Bu gerekçe içerisinde özellikle hukukçular ve siyasi isimler önemli olan sonuç bölümüdür bizim için ifadesini kullanıyor. Çünkü burada ortaya konan pek çok ifadenin ya da kağıdın, belgenin, evrağın çok fazla bir hükmü olmadığı noktasında da değerlendirmeler yapıyorlar. Biz İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Seymen'le şimdi birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz diyelim ve bunu sizin önünüze ben şöyle bir atayım, evet, da bir sesi duyulsun. Yani Türkiye günlerdir bunu bekliyor. Şöyle bir 210 sayfalık bir, evet, gerekçeli kararımız oldu. Ne diyorsunuz? Siz avantajlısınız. Niye avantajlısınız? Biz bir saat önce başladık. Öyle böyle sıcağı sıcağına fırından çıktığı gibi geldi. Evet. Detaylandıramadık ama siz bir saat içerisinde bakma imkanı olmaz ama, evet, ne kadar bakabildiniz? Şimdi ben şöyle kabaca gözden geçirdim. Ben bu bir iki gün evvel bir tweet atmıştım. Ben avukatlık yapıyorum uzun yıllardır. O tweetimde şunu söylemiştim. Demiştim ki biz avukatlara böyle kanuni dayanağı zayıf olan, kazanamayacağımız davalar geldiğinde onlara aldığımızda çok uzun dilekçeler yazarız. Zira bir hikaye uydurmamız gerekir iddiamızı ispatlamak için. Bir kanuni dayanağımız yoktur. Yani kanuni dayanak ne kadar azsa, ne kadar zayıfsa dilekçeler uzar da uzar. Ben de bunu ifade ederek Yüksek Seçim Kurulu bu 200 küsür sayfa yazıyor. Demek ki bir dayanakları yok demiştim. Haklı çıktım. Siz kendinizi haklı çıktım görüyorsunuz ama o kadar çok şey var ki. Evet, aslında hiçbir şey yok. Yok mu? Aslında hiçbir şey yok. Yani AK Parti'nin yapmış olduğu itirazdaki bütün argümanları teker teker sandık sandık inceleyerek, bizimkilerini incelemediler ama bunları hakikaten didik didik incelemişler ve hepsini tek tek sayarak kararı içinden çıkılmaz uzun bir karar haline getirmişler. Oysa kararın bakılması, okunması gereken kısmı son 10-15 sayfası sadece. Gerekçelerini, gerekçesizliklerini anlattıkları, bizi ilgilendirecek, gerekçesizliklerini anlattıkları sayfa 15 sayfa. Özellikle diyor ki orada AK Parti'nin yapmış olduğu kısıtlı seçmen
var, seçimin sonucuna etki ediyor. Ölüler adına oy kullanıldı, seçimin sonucuna etki ediyor. Tutuklular, hükümlüler oy kullandı, seçimin sonucuna etki ediyor. KHK'lılar oy kullandı, seçimin sonucuna etki ediyor. Oy çalındı, seçimin sonucuna etki ediyor. İddialarının tamamının dayanaksız, asılsız ve yalan olduğunu bu karar tescil ediyor. Koskoca 210 sayfada. Evet. Diyor ki bu karar sadece ve sadece 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanunda emredilen kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlenmesi sebebiyle bu sandıklarda kullanılan 212.276 seçmenin de sonuca etkili olması sebebiyle sanki bu 212.276 seçmenin tamamı Sayın İmamoğlu'na oy vermiş ya da Sayın Binali Yıldırım dışındakilere oy vermiş mantığıyla bu seçimin sonucuna etkilidir. Dolayısıyla da seçimin iptali gerekir diyor. Yani mesela anladığım kadarıyla 754 sandıkta her sandıkta 300-350 seçmen var. Bu sandıklardaki bu 212.000 oyun 180.000'i Binali Yıldırım'a yazılması gerekirken demiyor. Hayır, hayır, hayır. Bunu mu demesi gerekirdi? Şimdi seçimin sonucuna etkili olduğunu ispatlaması gerekirdi. Şimdi kanun aradığı ne? Seçimin sonucuna etkili olacak. Sandık kurulu başkanının. Evet. Bunu ispatlayan hiçbir cümle yok. Bu olmadığı gibi kararın içerisinde o kadar birbiriyle çelişen ve o 7 üyenin maalesef ne yapacaklarını bilememelerinden kaynaklı cümleler var ki insan okuduğu zaman büyük bir trajediyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Örneğin bizim günün başından beri bağıra bağıra söylediğimiz Bursa ili Mustafa Kemal Paşa ilçesinde sandık kurulu başkanlarının belediye amir ve zabıtalarından teşkil edilmesi sebebiyle ve birçok sandıkta bunun olması, sandık sandık bildirmemize ve bunun seçimin sonucuna etkili olduğunu söylememize rağmen seçim kurulu bu karardan 16 gün önce verdiği bir kararda 2 Mart 2019 itibariyle sandık kurullarına itiraz süresi dolmuştur. Seçim hukuku şekli bir hukuktur. Dolayısıyla bundan sonra siz artık buna itiraz edemezsiniz demesine rağmen aynı durumda aynı tür itirazı bu kararıyla 16 gün sonra kabul etmiş oldu. Ve bizim kararımızı buraya özetlerken de çok enteresan şekilde müsaade ederseniz okuyayım. Buyurun lütfen. Çok önemli. Buyurun. Kurulumuzun İyi Parti Bursa İl Başkanı tarafından yapılan itiraz üzerine Bursa ili Mustafa Kemal Paşa ilçesine ilişkin olarak verdiği 20 Nisan 2019 tarih ve 2019'a 3469 sayılı karara ait dosyanın incelenmesinde İYİ Parti tarafından yapılan başvurunun belirlenen sandık kurulu başkanlarının belediyede çalışan kamu görevlilerinden olduğu, bu hususun belediye seçiminde tarafsızlık ilkesine aykırı olacağından tam kanunsuzluk nedeniyle seçimin iptalini gerektirdiği iddiasına dayandırıldığı. Biz burada şu seçim kanununun 26. maddesindeki idari amirleri, zabıta amir ve memurları vesaire vesaire sandık kurullarına üye seçilemezler hükmüne aykırı olduğu için buna itiraz etmiştik. Yapılan incelemede belirtilen şahısların belediyede görev yapan kamu görevlileri, şube müdürü ve şef oldukları anlaşıldığından tam kanunsuzluk iddiasının için talebin reddine karar verildiği görülmektedir. Halbuki bizim kararımızla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği red kararı bunların kamu görevlisi olması sebebiyle red vermedi. Buna hiç girmedi Yüksek Seçim Kurulu. Dedi ki 2 Mart'a kadar kesinleşti bu listeler. Siz 2 Mart'tan sonra bunlara itiraz edemezsiniz dedi. Yani söylemekten imtina etmeye çalışıyor ama bu paragrafta Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yalan söylüyorlar. Yani bir altında muhalefet şerhinde Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı lütfen. Sayın Sadi Güven, sizden önce Sayın Bülent Kuşoğlu'yla da tam bu konuları konuşurken Sayın Sadi Güven'in muhalefet şerhlerinden birinin de İyi Parti'nin Bursa Mustafa Kemal Paşa itirazı olduğu yönünde. Az önceki sizin söylediğiniz tüm konuyu yazmış Sayın Sadi Güven ve sonuna sadece şunu yazmış. Demiş ki Yüksek Seçim Kurulu'nun 2018-1105 sayılı seçim takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine karar. 2 Mart'tan sonra geldiğin için ben bunu dikkate almıyorum dedik diyor. Evet. Ayrıca burada başka bir şey mi söylüyor? Burada başka bir şey söylüyor. Burada diyor ki bunların kamu her ne kadar ilgili kararın gerekçesinde bakın şimdi burada toparlamaya çalışıyor.
sandık kurullarının 2 Mart 2019 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş ise de iddialar doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda sandık kurulu başkanlarının belirlenmesine tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine karar vermiştir. Böyle bir şey yok. Aksine bizim tam kanunsuzluk sebebiyle yaptığımız bu itiraz, yani şunu kastediyorsa eğer, ben kendim yorumladığımda bunu, olağanüstü itirazla gelmeliydin, tam kanunsuzlukla geldiğini diyorsa Yüksek Seçim Kurulu'nun onunla ilişkin de bir sürü kararı var. Çokun içinde az da vardır. Yani ben tam kanunsuzluk desem bile olağanüstü itiraz süresinde geldiğinde sen bunu olağanüstü itiraz olarak kabul edebilirsin. Zira bu seçimin sonucuna etkili. Şimdi daha önce Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz oyları kabul ederken aynı üyeler ne demişlerdi? Seçmen iradesi önemlidir. Burada sandık kurulu başkanlarının ve üyelerinin yaptıkları hataların sorumluluğunu biz seçmenin sırtına yükleyemeyiz. Ve beyler şimdi ne yaptınız? Sandık kurulu, ilçe seçim kurulunun yaptığı hatayı seçmenin sırtına yüklediniz. Sırf AK Parti'nin kazanamadığı seçimi bir daha tekrarlatalım ve AK Parti'ye kazandırtalım sağ ikiyle. Seçmenin sırtına yükleyemeyiz dedikleri kararı da yine YSK üyeli muhalefet şerhine koymuşlar. Evet. Burada az önce yine ekranlarda gösterdim. Orada da tam da tarih vererek ve detayını da aktarıyor sayın üye. Biz diyor 16 Nisan 2017 tarihinde mühürsüz pusulaları kabul ettiğimizde şuna işaret ettik. Seçmenin iradesini cezalandıramayız dedik ve mühürsüz oyların kabul edilmesi gerektiğini, çünkü hatanın bizde olduğunu ifade ettik diyor. Evet. Sandık kurulu başkanlarının oluşturulmasında hata seçmenin mi? Çok açık aslında. Yani Türk siyasi tarihine, Türk yargı tarihine bir utanç vesikası olarak bu 200 küsür sayfalık karar eklenmiş oldu. Bunu yazanların bunun vebalinin altından nasıl kalkacaklarını kendileri düşünecekler. Peki şimdi Sadi Güven, ben bu karara katılmıyorum diye muhalefet şerhini koydu, işte diğer 3 üyeyle birlikte şerhlerini dile getirdi, ama biz günlerdir hep şunu konuşuyorduk: bu YSK'nın gerekçeli kararı neden bu kadar uzadı, yeni usuller var, yeni gerekçeler ifade edilecek diye. Evet. Doğru mudur? Hayır, hiç yeni bir şey yok. Hayır, yani koymak doğru mudur? Kısa kararda olmayan bir konunun gerekçelendirilmesi ve karara dahil edilmesi doğru şimdi mudur? Doğru değil de şimdi şurada yapılan şu. Şimdi biz dava dilekçemizi yazarız, mahkemeye sunarız. Cevap verilir, ona cevabımızı yazarız vesaire. Bu dilekçeler kısmı tamamlandıktan sonra mahkeme bir gerekçeli karar yazar. O gerekçeli kararında sayın hakimler bizim dava dilekçemizde ve sair dilekçelerimizde yazdığımız hususlarla davanın verdiği cevapları kısaca özetler. Ama bu kısa bir özettir. Yani yazdığımız şeyleri sayfalarca oraya koymazlar. Şimdi burada Yüksek Seçim Kurulu ne yapmış? AK Parti'nin o 41 sayfalık itirazının her sayfasındaki her maddeyi ince ince irdeleyerek seçim kurullarına yazdıkları yazıları, onların verdikleri cevapları sandık bazında, sandık başkanlığı bazında irdelemiş ve buraya eklemiş. Halbuki bunların hiçbir tanesinin verdikleri karara etkisi yok. Çünkü bunlar seçimin iptaline gerekçe olacak şeyler değil. Bunları çok kısa 2 sayfada özetleme imkanları vardı. Yani bu 200 küsür sayfa göz boyamak adına yapılmış bir şey. Ama başarılı bir çalışma değil, bunu söylemek zorundayım. Maalesef çok başarısız bir çalışma. Yani işledikleri ayıbı 200 küsür sayfa yazarak örtemediler ve örtemeyecekler. Peki şimdi şunları konuşmayacağız mı gerekçe içerisinde? Ben başlık başlık burada görüyorum. Diyor ki 108 sandıkta sayım cetveli olmaması güvenilirliği zedeledi. 90 sandıkta sayım cetvellerinde kurulun imzası yok. Sandık kurulu başkanları zaten dediğimiz kanuna aykırı, evet, konusu. Ve başka ne var diye bakıyorum. Yok hükmündeki 108 sandıkta oy sayısı 30.281. Yani bir sürü gerekçe yazılmış. Bunlar iddia. Dikkate alınmayacak. Bunlar iddia. Bunlar AK Parti tilcisinin ağzıyla söylenen şeyler. Bunlar iddia. Burada bana bu yapılan eksikliklerin, bu sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmamasının seçimin sonucuna nasıl etki ettiğini anlatmak zorunda Yüksek Seçim Kurulu. Bakın 754 sandıkta sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil. Ne yaptı da bu 754
sandık kurulu başkanı seçimin sonucuna etkili oldu. Bu 754 sandık kurulu başkanıyla ilgili suç duyurunuz var mı? Bunları atayanlarla ilgili suç duyurunuz var mı? Bunu bize izah etmesi lazım bu kararı verenlerin. Yoksa 754 sandık kurulu başkanının devlet memuru olmaması, o sandıklarda AK Parti'nin temsilcileri var, Milliyetçi Halk Parti, Hareket Partisi'nin temsilcileri var, bizim temsilcilerimiz var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri var. Yani sandık kurulu başkanı dışındaki memur üye var vesaire vesaire. Şimdi bunların hepsinin huzurunda bu 754 sandık kurulu başkanı, bakın sadece. Ne yaptılar da seçimin sonucuna etkili bir durum ortaya çıktı? Bunu izah etmeleri gerekiyordu. Sadi Güven'in bir şerhinde, muhalefet şerhinde tam da bu noktaya işaret ediyor. 754 sandığın 750'sinde AK Parti'nin görevlisi vardı diyor. Evet. Buna rağmen mi yaptılar yani diyor. Yani yapılan bir şey yok. Yapılan bir şey yok. Yapılan şey İstanbul seçmeninin iradesinin gasp edilmesi. Çok açık. Ama AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in bir açıklaması var. O da şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye dönük bir eleştirisi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakemle kavga ediyorsunuz diyor. Siz hakemle mi kavga ediyorsunuz şu an? Biz hakemle kavga etmiyoruz. Hakemi etki altında bırakanlarla. Aslında ona başka bir şey söylenir de hakkımızda açılan davalardan usandığımız için söyleyemiyoruz. Hakemle kavga etmiyoruz. Hakemin sahibiyle kavga ediyoruz. Bu süreç peki şuna sebebiyet verebilir mi? 23 Haziran'ın sonuçlarının aylarca alınamaması durumuna. Çünkü bir sürü itiraz durumu ortaya çıktı. Çünkü bu artık YSK'nın bir içtihatı oldu diyebilir miyiz? Yani ben itiraz edeceksem bunu artık kendime adres alabilir miyim? Alamazsınız. Yani 16 gün arayla birbirinden %100 farklı karar veren YSK'nın ne içtihatı olabilir? Yani bu iştahı da kim itibar edebilir? Bu kararın rüzgar döndüğünde yarın %100 tersini bu beyefendilerin veremeyeceğinin kim garantisini verebilir? Yani bunun hiçbir hukuki kıymeti yok. Yani evet, YSK kararları yasamıza göre kesin. Bu kararlara itiraz hakkımız yok. Ama bu kararları sonuna kadar eleştireceğiz. Bu kararı veren 7 üyenin yüzüne vurmaya devam edeceğiz. Ve bu karar İstanbul seçmeninin Sayın İmamoğlu'nu seçmekte ne kadar haklı olduğunu ve yenilenecek seçimde de ne kadar ısrarla Sayın Ekrem İmamoğlu'na destek vermeleri gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Yani Sayın İmamoğlu şunun 15 sayfasıyla 15 gün dolaşsın, seçimi büyük bir farkla alacağına inanıyorum. Bizim halkımız, Türk milleti ferasetlidir. Yani bunu inanın bütün halkımız okuyacaktır bu kararı ve bunu okuyup anlamak için hukukçu olmaya falan da gerek yok. Son 10-15 sayfasını okuduklarında birbiriyle ne kadar çelişkili ifadelerin olduğu kararda ve muhalefet şerhi yazan sayın yargıçlarında ne kadar önemli noktalara temas ederek kararı çürüttüklerini görecekler. Ama şu olmayacak mı? Ortaya şu çıkmayacak mı? AK Parti cephesi İstanbul sokaklarında bunu alıp böyle eline bakın işte YSK da tam da bizim dediğimiz noktada bizim mağduriyetimizi tespit etti. Üstelik 200 sayfayla tespit etti. Heh. Bizim hakkımız yenmiş. Biz bunu söylüyorduk. Bir hak arayışıydı bu. Diyemez mi bunu? Ağır bu. Boşuna taşırlar bunu ellerinde. Yani çok yorulurlar. Diyemezler. Çünkü kararın içeriği maalesef o kadar zayıf ki iddialarını yani aksine Sayın Binali Yıldırım'ın çaldılar demesinin, Sayın Ali İhsan Yavuz'un hiçbir şey olmamış bile bir şeyler olmuştur demesinin resmi bu karar. İşte oyların çalınmadığı, seçimin çalındığının tescili bu. Tescili bu. Ya hakikaten hiçbir şey olmadığının tescili bu karar. Bir yani, şey olmamış, hiçbir şey mi olmuş? Hiçbir şey olmuş. Hiçbir şey olmuş yani öyle bir durum var. Peki şimdi yani hep şunu tartıştık. Tabii ki siz hep sonuç bölümüne işaret ediyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki bu en önemli nokta sonuçtur. Evet. Bu 200 sayfayı boş verelim. Gerekçe kısmı o tabii. Diyorsunuz ama evet. Sonuçta deniyor ki işte kısıtlı, ölü, tutuklu, taksirli seçmenler, kanun hükümlerine aykırı görevlendirmeler, seçimin güvenilirliğini zedelemeler, işte oy döküm cetvellerinin imzalanmaması, pek çok konu var. Evet, işte onlar ne? Bakın burada böyle çevire çevire gidiyorum. Mesela
buraya kadar 11. sayfaya geldim. Neredeyse 11. sayfaya kadar AK Parti'nin dilekçesinin özetlenmesi karar. Sonra buradan itibaren onun incelenmesine geçmişler. Yüksek Seçim Kurulu kararlarını biraz özetlemişler. Sonra Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın yer alan tutanakta deyip seçim kurulu tutanakların tamamının, yani kendi aralarında yaptıkları iç yazışmaların tamamını karara aktarmışlar. Bu böyle sürüp gidiyor sonuna kadar. Yani bakın şöyle çeviriyorum. Sarıyer bir ilçe seçim kurulunda sandık bazında seçim kurulunun verdiği cevabı karara koymuşlar. Yani biz buna davalarda müzekkere deriz. Yani yazdıkları müzekkerelere verilen cevapları detaylı olarak buraya aktardıkları için 200 küsur sayfaya tutmuş. Halbuki kendi bunlar, aralarında konuştuklarını yazmış. Kendi aralarında konuştuklarını. Yani halbuki bunların hiçbirisinin gerekçeli kararda olmasına gerek yok. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması var bu gerekçeli kararla ilgili olarak. Diyor ki çalındı deniyordu, çaldılar yok diyorlardı. Hani hırsızlık nerede? Nerede? Yok mu bunun içinde? Yok, hırsızlık? Bunun içinde hırsızlık yok. Tespit edemedik mi onu? Hayır, tabii. Bunun içinde hırsızlık yok. Bunun içinde kısıtlı seçmenlerin, hükümlü seçmenlerin, tutuklu seçmenlerin, vefat edenler, ölülerin yerine kullanılan oyların hiçbir tanesinin seçimin sonucuna etkili olacak nitelikte olmadığı tescillenmiş. Yani o 41 sayfalık dilekçede iddia ettikleri hiçbir şeyin doğru olmadığı burada tescillenmiş. Bizim Mustafa Kemal Paşa kararına karşı seçim hukuku şekli bir hukuktur. 2 Mart'ta kesinleşti bu sandık kurulları. Dolayısıyla siz artık bunlara itiraz edemezsiniz. Bunlarla ilgili herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk vesaire ispatlayabiliyorsanız buna ceza hukuku görevlidir. Cezai müeyyide uygulanır ama seçimin sonucuna etkili olmaz diyen Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 üyesi bu kararlarından %100 dönerek sandık kurulu başkanları memur değil. Öyleyse buradaki kullanılan oylar seçime şaibe karıştırıyor. Nasıl karıştırıyor? Soru işareti yok. Biz bu seçimi iptal ediyoruz. Çünkü bu seçimi AK Parti dışında, AK Parti'nin adayı dışında kimsenin seçilmesini istemiyoruz kararı bu. İzin verirseniz tam bu noktada benim sıraladığım bu işte sayım döküm cetveli, işte hükümlüler, ölü seçmenler, tutuklu seçmenler şeklindeki bu itirazlara, iddialara dönük olarak iki YSK üyesinin muhalefet şerhini okuyayım. Evet, lütfen. Cengiz Topaktaş. Sayım döküm cetvelleri ve tutanaklardaki usulsüzlüklerin de bir iptal sebebi olduğu belirtilerek gerekçeli karar oluşturulmuş ise de, yani diyor ki birdenbire ortaya çıktı. Evet. Oluşturulmuş bu gerekçeli karar. Yapılan müzakereler sırasında az önce sizin söylediğiniz bu iki sayfa, bu durum bir iptal sebebi olarak belirlenmemiş olup bu nedenle de kısa karara seçimin iptal sebebi olarak sadece sandık kurulmasındaki usulsüzlükler derç edilmiştir. Ya biz bunu konuşmuştuk. Bu seçimin etkili değil. Değil demiştik. İptal sebebi değil demiştik. Buraya niye yazdınız? Bir diğer YSK üyesininkini de okuyalım. Diyor ki gerekçeli kararda sayım döküm cetvellerine ilişkin eksikliklerle kısıtlı seçmenlerin oy kullanması, ölü, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin yerine oy kullanılması seçimin sonucuna müessir olmamakla birlikte usulsüzlük olarak değerlendirilip seçimin iptal edilmesine ilişkin gerekçeler arasında yer verildiği görülmekte. Yani ben şimdi gördüm diyor. Evet. Gerekçeli kararın yazılmasından sonra müttali olduğum bu hususlara ilişkin de görüş belirtmem gerekiyor artık diyor. Ya bir anda ben bunu fark ettim. Biz bunları zaten konuşmuştuk. Evet. Bunların hiçbiri evet, iptal gerekçesi değildi. İşte diyor, revize etmemiz gerekir dediler ya, muhalefet şerhlerimizi revize etmemiz gerekir. Çünkü hukuka bizim, uygun mudur bizim peki bu? Konuşmadığımız, hayır efendim, bizim konuşmadığımız şeyler gerekçeli karara yazılmış. Ve bunların, bakın, burada kıstas şu: seçimin sonucuna etkili mi değil mi? Seçimin sonucuna etkili olduğunu, çünkü kanun ona emrediyor, ispatlaması gerekir bu 7 üyenin. Fakat bu kararda baştan beri defaatle söylediğimiz üzere seçimin sonucuna etkili olduğunu ispatlayacak bir şey yok. Artı baştan beri söylediğimiz bu zarftan 4 tane pusula çıktı kardeşim. Bunun bir tanesini iptal edip 3 tanesini niye iptal etmediğiniz sorusunun cevabı da yok. Çünkü diyor ki sandık kurulu başkanları yasal zorunluluk dışında, şimdi hukukta butlan vardır, mutlak butlan yok hükmünde. Yani eğer buradan sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşması burayı yok hükmünde, ki o çıkıyor buradan
o sonuca götürüyorsa, yok hükmünde kabul ediyorsa burada kullanılan oyları, o zaman belediye meclis üyesi, ilçe başkanı için kullanılan oyları da yok hükmünde kabul etmesi lazım. Ne olacak şimdi? Yani vatandaşın bu dört pusuladan neden bir tanesi iptal edildi sorusunun cevabı da yok burada. Şimdi buna birazdan yine geliriz ama benim aklıma ister istemez şeytanın avukatlığı geliyor. Anayasada işte 7 üyeyle toplanır diyor ya YSK için, işte sonrasında 4 yedek üye tartışmaları çok oldu. 7 artı 4 ile toplanır mı, 11 ile toplanmaz mı, ne olur diye. Acaba bu 7 üye bir toplantı daha yapıp yeni bir karar alıp da gerekçesini ona göre mi yazdı? Sonradan bir toplantı olabilir mi? Hayır, olabilir mi? Oldu. Şimdi oldu tabii, yani bu 7 tane iptale oy veren üye bir arada yazdılar bu kararı ve defalarca toplandı. Bu doğal, orada bir sıkıntı yok. Ama hayır, yani o 4 üyeyi bir kenara bırakıp durun biz gerek... Yani, tabii öyle tabii. Kısa kararı da tekrar yazmaları gerekmiyor muydu? Hayır, kısa kararı 11 üye yazdılar, imzaladılar, yayınladılar. Bunu yazdıktan sonra... Onun dışına nasıl çıkıyorlar ama, yani burada işte insanlara anlatılması gereken konu bu. Hukuk yok ki, neyi sorguluyorsunuz? Yani neyin dışına nasıl çıkıyorlar? Kanunun dışına çıkıyorlar, kendi verdikleri kararların dışına çıkıyorlar. Kendilerine %100 ters inanarak yazılmış bir karar değil ki bu karar. Yani şuradaki, bakın, bizi ilgilendirdiği için değil, gerçekten çok müşahhas olduğu için şurada Mustafa Kemal Paşa ile ilgili yazdıkları bir paragrafın içinde birbiriyle çelişen 3-4 tane cümle var. Yani bunu yazamamışlar ki. Yani olmamış bu. Olmamış bu, pişmemiş. Siz pişti deniz ya sıcak sıcak. Çiğ kalmış, pişmemiş. Yani. Sayın İmamoğlu'nun bir açıklaması daha var. Tabii ki bu sıcağı sıcağına gelişmeler sonrası. Sayın İmamoğlu diyor ki çıkacak şimdi iftar sofralarında 16 milyon insandan özür dileyecekler. Özür aslında yetmez. Tövbe edecekler çünkü iftira attık demek zorundalar. Evet, doğru söylüyor. Doğru söylüyor Sayın İmamoğlu. Gerçekten de öyle. Yani 2 aydan beri neredeyse her gün havuz medyasının her kanalında bir sürü imayla oy çalındığını, seçmenin iradesinin sakatlandığını iddia ettiler. Ama bu çıkan kararda oy çalınmadığı, gerçekten tam anlamıyla kendileri tarafından aslında seçimin çalındığı tescillendi. Dolayısıyla Türk halkı 23 Haziran'da bunun cevabını çok net olarak verecektir. Bundan eminim. İster istemez böyle kararın içerisine tekrar dalıyoruz. Evet, karşı oyun da içine dalıyoruz. Tabii detaylı, şunu tek tek sayfa sayfa detaylı okuyacağız daha. Şimdi çok kabaca sonuç kısmını tabii okuyarak görmek. Şimdi ben yine Sayın Sadi Güven'in bu karşı oyunda dikkatimi çekti, altını çizdim. Bu burada yer alan o işte imza sayım döküm cetvelleri sandık sonuç tutanaklarıyla ilgili bir açıklaması, evet, bir şerhi var. Diyor ki imzasız sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları uyumlu olup seçim iptaline neden olabilecek bir uyumsuzluk görülmemiştir. Tabii ki zaten bu maddi hatalar, hatırlarsınız seçimden sonra defalarca bu torbalar tekrar açıldı. O sayım sırasında düzeltildi zaten. Tabii ki bunlar zaten yani düzeltildi. Yani 27 binden 13.700 küsüre düştüğü sırada maddi hatalar düzeltildi. Tabii bunlar zaten seçimin sonucuna etkili olsaydı seçim iptal olurdu. Yani dediğiniz gibi 24 binden 13 bine bu yüzden düştü. Yani o hatalar düzeltildi, bu imzasız tutanaklarla oylar tekrar sayıldı, sayım döküm cetvelleriyle tutanaklar, oylar üçü de birbiriyle karşılaştırıldı ve ondan sonra seçim kesinleştirildi. Dolayısıyla bunların hiçbirisinin seçimin sonucuna etkili olmadığı çok açık ortada. Şuna katılır mısınız? Sayın İmamoğlu'ndan yine yola çıkarak söyleyeceğim. Diyor ki 17 gündür YSK bu işle uğraşıyor. Hiç sandıkların istatistiklerini verselerdi gerekçeli kararda. Yani o sandıklarda ne kadar oy çıkmış görseydik de ona göre de bir baksaydık. Veremez. Onu verirse seçimin sonucuna etkili olmadığı ortaya çıkacak. Yani o istatistikleri verirse buradaki sandık sonuçlarının İstanbul seçimini etkileyecek bir sonuca götürmediği ortaya çıkacak. Bunu herkes biliyor. Sayın İmamoğlu da biliyor. Doğru bir yere temas ediyor. Yani veremezler onu. Ama bizim elimizde sandık bunların sonuçları var. Biz bunları ifşa edeceğiz, açıklayacağız. Sandık o sonuçlardan yola çıktığınızda fotoğraf netleşir mi? Tabii netleşir. Yani sonuç itibariyle seçim sonuçları açıklanırken Yüksek Seçim Kurulu sandık bu sonuçları paylaştı. Dolayısıyla o oturup bir inceleme yapıldığında, ki daha önceden biz bu incelemeyi kısmen yaptık aslında. Bu sonuca etkili olmadığı çok açık gözüküyor. Hatta çoğunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önde olduğu sandıklar bu sandıklar. Dolayısıyla Yüksek Seçim
Yönetim Kurulu'nun buraya yazmamasının sebebi tamamıyla bunu yazdıkları zaman kararlarının yanlışlığı çok açık seçik, daha net ortaya çıkacaktı. O yüzden yazamadılar, veremediler. Sadi Güven'in bu karşı oyuna sürekli bakıyorum ben de takıldım. Yani en önemlisi o önemlisi çünkü. Tabii. Başkan yani. Başkan ne demiş diye çok... Yani diğer karşı oylar da zaten aşağı yukarı birbiriyle aynı. Örtüşüyor. Yani hani muhalefet şerhi içerisinde evet bazısı daha detaylandırmış. Hatta gerekçe, yeni gerekçelere de şerhini koymuş ama Sayın Sadi Güven'in özellikle vurguladığı noktalar dikkat çekici. Diyor ki iki aday arasındaki oy farkı 13.729 olup 2.732 oy kullanan kısıtlı seçmen, 1.229 ölü yerine oy kullanan seçmen, cezaevi listesi ve de ikametgahı seçmen listesinde kayıtlı olup oy kullanan seçmen 10.000, 5.287 İstanbul seçmen listesi diye bu rakamların her birini veriyor. Evet. Diyor ki bu nedenlere dayalı usulsüz oy kullandığı tespit edilen kişi sayısı, ya bunların hepsini sıralı. Çok önemli o, evet. 706. İşte onu anlatıyorum. İşte yalan söyledikleri diyorum bu. Yani bakın bu on binlerce kişi dediler. Çıka çıka 706 kişi demişler çıktı. Zaten. Sayın Sadi Güven de onu söylüyor. 10 bin orada, 20 bin orada, 5 bin orada falan. 30 küsür bindi sanırım oradaki toplam. Ben bir siz anlatırken ben toplamaya çalışayım. Yani işte başta söylediğim buydu. Yani bu ölü seçmen, tutuklu seçmen, kısıtlı seçmen vesaire iddialarıyla AK Parti yola çıktı. Biz Mustafa Kemal Paşa'da tamamen sandık kurulunun kanuna aykırı oluşturulması sebebiyle yola çıktık. Biz bu dereceden geçerek getirdiğimiz kararımız, bizim sonucumuz 2 Mart'ta kesinleşti diye reddedildi. AK Parti'nin ilk dilekçesinde sandık kurullarıyla ilgili bir ifade yoktu. Doğru düzgün. KHK'lılarla ilgili yoktu. Tamamen ölü, kısıtlı, hükümlü seçmen üzerine dayandırılmış bir dilekçeydi. Ek dilekçeler vermek suretiyle. Süreci de uzattı herhalde. Süreci de, yani, tabii süreci de uzatmak. Seçimin sonuçlanması diye bir durum var. Onu bir türlü sonuçlandıramadık. Ek dilekçeler, dosyaları bekletmeler, yeni dilekçe gelsin diye kenara koymalar, sümen altı etmeler. Bunların hepsini biz ifşa ettik aslında süreç içerisinde. Ve sonunda bir sebep bulamayınca böyle garabet bir sebeple seçimi verilen talimatı yerine getirerek iptal ettiler. Sadi Güven'in AKP'nin itirazlarını sıraladığı rakamlarını, sayılarını verdiği o seçmen usulsüzlüğü 42.000 ama tespit edilen kişi sayısı 706. KHK'lıların oy vermesi konusuna da işaret ediyor Sadi Güven. Diyor ki seçilme hakkı olan kişi seçilme hakkı olan kişi için seçme hakkı olmadığı söylenemez. Yani siz KHK'lılara... Onu milletvekili seçimine atıf yapıyor sanırım. Okumadım o kısmı ama 24 Haziran seçimlerinde... Evet, 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığında KHK'yla... Seçilenler var. Tabii. Adam işte seçiliyor. İbrahim Kaboğlu var. Gibi. Pek çok isim var. HDP milletvekili var. 12 tane olması lazım. Var, doğru. Madem bunları milletvekili olarak seçtik, nasıl oy veremiyor KHK'lılar diye Sadi Güven de itiraz ediyor. Şimdi... Belediye başkanı nasıl seçilemiyor diye de sormak lazım. Tabii yani KHK'lı olup da mazbatası alınan ve ikinci... Ama burada şöyle bir durum da var. Yani şunu da dile getiriyorlar. Sayın Ömer Çelik de bunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı da daha önce ifade etti. Onu nasıl yorumlarsınız? Mazbatayı aldık ama bir başka adaya vermedik ki. Yani mazbata İmamoğlu'ndan alındı ama bir başka adaya vermedik. Neden aldınız? Soru o. İşte nedenin olmadığı bu 200 küsür sayfalık karar da ortada. Yani... bitmiş bir seçim mi? Seçimi kazanmış bir belediye başkanlığı yapma hakkını, yani mazbatasını neden aldınız? Evet, başkasına vermediniz ama başkasına vermek için ciddi bir çaba içerisindesiniz. Bakın, seçim iptal edildikten sonra Öcalan'ın avukatları neredeyse haftada bir gidip gelmeye başladılar. Niye gidiyorlar? Bugün gittiler. Niye gidiyorlar acaba? Niye buna izin verildi acaba? Savunma hakkı için olabilir mi? 8 yıldır savunma hakkı yoktu. Yani kime mesaj veriyorsunuz veya kime ne vaat ediyorsunuz? Bunu hangi pazarlık sonucu bunlar gidip gelmeye başladılar? Niye bu seçim iptal olduktan sonra veya iptal olma yoluna girdikten sonra bu görüşmeler başladı? Kimin oyunu kendinize çevirmeye çalışıyorsunuz diye sorarlar adama. Ama Kürt seçmen de buna kanacak kadar ferasetsiz değil.
Dolayısıyla Kürt vatandaşlar da bu kararı görerek ona göre oylarını belirleyeceklerdir. İYİ Parti cephesinden böyle bir açıklama gelseydi, yani terörist başı ya da Öcalan avukatlarıyla görüştürülmelidir şeklinde bir açıklama gelseydi, nasıl karşılanırdı? Bunu konuşmaya gerek yok. Biliyorsunuz kıyamet kopardı. Gerekçesini hiçbir, yazardınız belki. Evet. Hiçbir irtibatımız, iltisakımız, hiçbir alakamız olmamasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı seçim kampanyası boyunca bizi teröristlerle, PKK ile Sayın Devlet Bahçeli işbirliği halinde ilan etti. Ama vatandaş bugün kendi yaptıkları açıklamalardan aslında kimin teröristlerle işbirliği halinde olduğunu açık net görüyor. Yine Sadi Güven'i işaret edeceğim. Ben dönüp dolaşıp gerekçeli karara dönüyorum. Siyasetin o delhizlerinde boğulmayalım. Şimdi 31 Mart 2019 günü İstanbul'da 39 ilçede 31.186 sandıkta seçim yapıldı diyor. Buraya diyor Adalet ve Kalkınma Partisi 45.023, Cumhuriyet Halk Partisi 37.009, Milliyetçi Hareket Partisi 1.502, Saadet Partisi 8.925, HDP 9.357 olmak üzere diğer siyasi partilerle birlikte 106.384 partili görevlendirildi. Evet. 31 bin sandık, 106 her sandıkta her partiden yaklaşık 3 kişi var. Yani bütün partilerden fazla. 3'ten fazla siyasi parti temsilcisi var diyelim. Sandık kurulu başkanı da tek başına. Evet. Memur üye. Bir de memur üye var. O 2 kişi hatta sandık kurulu başkanı tek başına bir şey yaparken diğer 3 partili ses çıkarmıyor. Çıkarmıyor. Sandık kurulu başkanı da büyük şehri ayırıyor. Sadece ona yapıyor. Diğer 3 pusulaya dokunmuyor. Ben geçen gün şöyle bir yorum yaptım. Katılır mısınız bilmiyorum. Şimdi CHP ya da İYİ Partili bir üye ya da işte partili sandığın başında sandık kurulu başkanı tipine bakarak anlıyor ya. Ha. AK Partili, aman İYİ Partili geldi. Şimdi İYİ Partili diyor ki, "Aa," diyor, "sandık kurulu başkanı diyor. Büyük şehir pusulasını vermedi. AK Partili olduğunu anladı. Sandık kurulu başkanı bizden. Sıkıntı yok," diyor. AK Partili de diyor ki, "Aa, sandık kurulu başkanı Büyükşehir Belediye Başkanlığı pusulasını vermediğine göre onun CHP'li olduğunu anladı. Sıkıntı yok." Şimdi böyle bir karmaşa söz konusu değil mi? Ya bunlar işte izahı olmayınca mizahı oluyor bu işlerin. Yani acınacak haldeyiz aslında. Mizahını yapıyoruz. Yani Türk milletinin hakikaten 1946'dan sonra yaşanan bence bu en antidemokratik seçim. Şimdi Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasını size aktarayım. İzleyicilerimiz de duysunlar. Sayın Binali Yıldırım diyor ki, "Oylar çalındı açıklaması gerekçeli kararda bir tarafın söylemini, yani hani gerekçeli kararda bir tarafın söylemini yazacak değiller ya, bunu halk diliyle biz zaten söyledik, bu da gösterdi kendini," diyor. Yani orada YSK herhalde bizim söylemimizi yazacak değildi, işte ortaya koydu diyor çalındığını. Neyi koymuş? Hani milletin gözünün içine baka baka yalan söylemenin kimseye faydası yok. Bu kararda hiçbir gerekçe yok. Bu kararda daha önce vermiş oldukları kararların %100 zıttı bir şekilde sadece ve sadece verilen emir ve talimatı yerine getirmek adına gerekçesiz bir şekilde İstanbul seçimini iptal ettikleri resmileşti. Siz bu gerekçeli kararı hukuk fakültesinde nasıl okutursunuz? Ne diyelim? Okutmam bunu. Ayıp olur öğrencilere. Yani 1923'ten beri pozitif hukukun uygulandığı bağımsız mahkemelerin olduğunu iddia ettiğimiz, düşündüğümüz, temenni ettiğimiz ülkede böyle bir kararın yazılması, yani bunun bir an önce telafisi ve unutulması gerekir Türk hukuk tarihinde. Unutulur mu bu? Unutulmaz maalesef. Keşke unutulsa. Unutulmaz. Ben bir yayında şunu söylemiştim, bunu gerçekten kalben söylüyorum. Yüzüne bakamayacaklar torunlarının, bunu yazanlar. Yani inşallah dedim, bu kararı, bu 7 üyenin torunları hukuk okumaz. Hukuk fakültelerinde bu kararlar önlerine konursa
yüzleri kızarır dedeleri yüzünden ve yüzüne bakamazlar torunlarının dedim, öyle olacak. Şimdi hep bir geçmişe dönük kararlara işaret edilmiş hem muhalefet şerhi koyanlar hem evet. de gerekçeleri yazanlar. Şimdi evet. ister istemez hani siz çok dikkate alınmayacaktır bu karar önümüzdeki süreçte, belki de 180 derece farklı şeyler yazılacaktır. Hayır, dedim yaşadığımız ama. Olduğu için yani 16 gün sonra dönebiliyorsa ve o dönüşünü de şöyle bir paragrafla kendi içinde 3 yerde 4 yerde çelişen bir paragrafla izah etmeye çalışıyorsa demek ki daha önce verilen kararların hiçbir kıymeti yok. Ama bu sonuç itibariyle bizim yazılı hukukumuzun içerisine girdi ve buraya atıfta bulunarak da kararlara dönük işte görüyoruz, işaret ediliyor. Deniyor ki biz 2014'te şunu yaptık, böyle kararlar aldık. Şimdi şu söylenmeyecek mi? Biz 6 Mayıs 2019'da bunu söylemiştik, gerekçeli kararımıza da bunu yazdık ve seçimi iptal ettirdik. Evet, denecek tabii. O işine gelen bunu emsal gösterecek tabii. Nasıl sandıktan sonuç alacağız? İşte 23 Haziran'ı nasıl sonuçlandıracağız? Ondan sonraki seçimleri nasıl sonuçlandıracağız? Bunlar hakikaten kaygı verici gelişmeler. Şimdi öyle bir hale geldi ki, bakın Türk hukuku. Başka bir örnek vereyim. Hemen 2-3 gün önce yaşadığımız bir şey. Bizim genel başkanımız hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı şikayetler, davalar var. Bizim de Sayın Genel Başkanımıza hakaret eden, tehdit eden siyasiler hakkında yaptığımız şikayetler, davalar var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının yazdığı bir cevap dilekçesi, bizim cevabımıza cevap dilekçesi geldi. Bir de bizim yaptığımız bir suç duyurusuna karşı savcının verdiği takipsizlik kararı geldi. Ben arkadaşları görevlendiriyorum. Bunları cevaplama için dedim ki, bu savcının takipsizlik kararını al, Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatlarına cevap olarak yaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının dilekçesini al, savcıya karşı karara itiraz et. Yani anlatabildim mi demek istediğimi? Yani biz ne yazarsak yazalım, antete bakıyor Yüksek Seçim Kurulu. İçerik önemli değil. İçerik önemli değil. Maalesef. Şimdi Sayın Binali Yıldırım da şöyle demiş, hani İYİ Parti ve CHP İstanbul'un tamamı iptal edilsin yönünde bir itirazla YSK'nın kapısını çala yazdı ama o itiraz çalınmadan itiraz etmeyin dendi. Diyor ki İstanbul'un tamamı sayılsaydı biz zaten seçimi kazanırdık. Yani böyle bir dünya yok. Bu şekilde seçim sonuçlandırılmaz. Bu şekilde seçim yapılmaz. Tamamı sayılıverseydi ne olurdu ki? Saydılar zaten defalarca. Yetmedi bir daha saydılar. Yetmedi torbadan çekme usulüyle sondajlama yaparak saydılar. Yani onlar kazanana kadar saymak zorunda mıyız canım? Yani seçimden önce seçim işleri başkanı her yerde açıklama yapıyordu. En güvenilir sistem bizde, 1 milyon tane sandık görevlimiz var. Bunlar sandıkları tutacaklar. Türkiye'deki seçimler şaibesiz seçimler. Kendileri kaybedince şaibeli oldu. Üstelik o kadar çirkin bir şekilde oldu ki. Yani dönüp dönüp söylemek zorunda hissediyorum. Hakikaten yenilir yutulur değil. Yani bir zarftan çıkan üçünü iptal etmeyi, birini iptal etmek, benim kazandıklarımı iptal etme, benim kaybettiklerimi iptal et talimatıdır. Burada ama gerekçeli kararda neden iptal edilmediği yönünde de bir açıklama var gibi. Evet, onu okumadım ama. Şöyle deniyor. Evet. Deniyor ki oy farkı örneğin Maltepe'den yola çıkarak verilmiş. Maltepe'de diyor ki çünkü diyor oradaki diyor farka bakıldığında, ortaya çıkan rakamlara bakıldığında seçim sonucunu etki edecek bir durumun söz konusu olmadığını tespit ettik diyor. Onun için. Tamam. Kabul. Baş üstüne. Peki bu 754 sandıkta büyükşehir seçiminin sonucunu etkileyecek bir durumun olduğunu nasıl tespit ettiniz diyorum ben de. Yani sadece bunların sandık kurulu başkanlarının eğer seçim sonucunu etkileyecek nitelikte olduğunu tespit ettiyseniz öbürlerini de iptal etmek zorundasın. Aynı sandık kurulu başkanı orada. Yok hükmünde o zaman bu sandık. Biraz önce onu ifade etmeye çalıştım. Yani butlan var burada diyorsan, bu sandık kurulu usulüne uygun oluşturulmadığı için bu sandık kurulu önünde yapılan işlemlerin hiçbirisi hukuken geçerli değildir, yok hükmündedir diyorsan, o zaman ilçe belediye başkanını da belediye meclis üyesini de iptal etmek zorundasın. Onlar da o sandık kurulu başkanının önündeki sandıktan çıktı. Yani şöyle mi anlatmak lazım izleyicilerimize biraz da. Yani hep sadeleştirmeye ya da biraz daha böyle basite indirgemeye çalışıyorum. Sandık kurulu başkanı şöyle mi yapmış? Büyükşehir'de
AK Parti ile ilgili bir sorun yaratmış ama ilçe ve belediye meclisinde AK Parti'ye sıkıntı yarattırmamış. AK Parti orada iktidar olmaya devam etsin bakın, demiş. Şunu yazmışlar demek ki okumadan sizin söylediğinize üzerine bina ederek bir şey anlatmaya çalışayım. Diyorlar ki özetle bu 754 sandığın 754'de aynı ilçede değil. Farklı ilçelerde. Dolayısıyla burada farklı ilçelerde tamamında Sayın Ekrem İmamoğlu için oy kullanıldığından dolayı yani büyükşehir için oy kullanıldığından daha doğrusu bu seçimin sonucuna etkili. Evet. Yani dolayısıyla şu kadar küsür bin oy seçimin sonucunu etkiliyor. Ama o farklı ilçelerdeki bu sandık kurulu başkanlarının olduğu sandıklardaki ilçe ve ilçe belediye başkanı ve belediye meclis üyesi oylarına baktığımızda bunlar oradaki ilçe belediye meclisinin ve ilçe belediye başkanının seçimini etkilemiyor diyorlar. Yani bu zevahiri kurtarmıyor maalesef. Çünkü ben diyorum ki sandık kurulu başkanının devlet memuru olmaması, kamu görevlisi olmaması daha doğrusu sebebiyle siz bunu iptal ettiniz. Bu sebeple iptal ettiyseniz eğer buradaki kullanılan sandık, burada yapılan bütün seçim işlemleri yok hükmündedir. Dolayısıyla siz artık bu ilçelerde bu yok hükmünde olan sandıklardaki ilçe belediye ve belediye meclis üyesi oylarını da geçerli kabul edemezsiniz. Bunları iptal etmeniz gerekir diyor. Bu gerekçe içerisinde bir de şöyle bir durum var. Yayına girmeden önce not almıştım. Onu da hatırlatayım. Mülki amirinden gelen listeyle sandık başkanlarının ihtiyacı kadardan 7 kat fazla kamu da görev yapan yani devlet memuru statüsünde 7 kat fazla kişi devlet varken, liste dışından seçmek doğru değildir. Kanuna aykırıdır. Evet, yani evet. Bu da bir gerekçe olarak ortaya konuyor. Bana ne diyorum ben de? Yani bakın niye bana ne diyorum? Mühürsüz oylarda verdiği karara dayanarak bana ne diyor? Ben seçmen olarak beni ne ilgilendirir? Ben nereden bileyim o sandığın başındaki adamın ne olduğunu? Ne işi yaptın? Ben verdiğim oyu bilirim. O oyun, o tutanağı, o sonuç sandık sonuç tutanağına birleştirme nasıl geçtiğini bilirim. Bunların hepsini bütün siyasi partiler kontrol etti. Yani sistemlerimize Yüksek Seçim Kurulu bunları gönderdi. Tek tek kontrol ettik. Yapılan maddi hatalar İstanbul özelinde tekrar sayılarak düzeltildi. Dolayısıyla seçmen iradesi sandığa doğru olarak yansımış mı yansımamış mı? Yansımadığına ilişkin bir şey yok burada. O zaman seçmen iradesinin üstüne çıkıp üstelik şekli bir hukuk olan seçim hukukunda 2 Mart'ta sona eren itiraz süresini de bertaraf ederek o zaman hiçbir süreyi biz kabul etmeyelim. Bizim Mersin Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz 5'i 10 geçe liste verildi. Gerekçesiyle aday yapılmadı. 10 dakikadan ne olur denebilir miydi? Hayır, denebiliyor demek ki yani. Böyle bir çifte standart olabilir mi? Yani şekli bir hukuksa, burada sürelerin, saatlerin, dakikaların çok önemi varsa nasıl siz 2 Mart'ta kesinleşen sandık kurulu listesini daha sonradan kanuna aykırı diyerek seçim iptal edebilirsiniz? Bu mümkün değil. Üstelik kendi kararınız varken. Tabii üstelik kendi, bir sürü Yapasinler kararı var. Mustafa Kemal Paşa kararı var. Başka sayılan muhalefet şerhlerinde de var. Daha şimdi eski 2004 bahsetmişler, kararlar çok, var. Tabii. Çok adresten evet, bahsetmişler. Evet. Peki şimdi biz bu süreç içerisinde 754 sandıktaki başkan ne yapmış sorusunun yanıtını arıyoruz ama seçimin güvenilirliği zedelenmiştir gerekçesini dikkate almayalım mı? Seçimin güvenilirliği zedelenmiştir gerekçesini benim dikkate alabilmem için bu 754 sandık başkanı hakkında suç duyurusu yapmaları lazım. Bunların yaptıkları usulsüzlükleri ortaya koymaları lazım. Kısa kararda lazım. Ona işaret etmişlerdi. Evet, ettiler. Peki sonuçlarını görelim bakalım bunların. Yani bunların ne yaptıkları? Şimdi peki bu 754 sandık kurulu başkanı ile ilgili suç duyurusu yapıldı. Bunlar Sayın Cumhuriyet Savcıları tarafından araştırıldı ve bir usulsüzlük yapmadıkları ortaya çıktı. Ne olacak? Atalan Üsküdar'ı geçmiş olacak. Dolayısıyla niye Sayın Sadi Güven daha önceki kararlarında Mustafa Kemal Paşa kararında 2 Mart'tan sonra sandık başkanlarıyla ilgili sandık kurulu ile ilgili yapılanlar değerlendirilemez. Eğer bir usulsüzlük vesaire varsa bu seçmene yüklenemez. Bunun ceza muhakemesinde görüşülerek karara bağlanması gerekir dedi. Bunun için dedi. Hatta bu konuyla ilgili olarak Sayın Kılıçdaroğlu ilk itirazlar sürecinde bir değerlendirmesi sorulduğunda bu YSK'nın değil
aslında işte ceza hukukunun konusu. Bunu Yüksek Seçim Kurulu böyle söylüyor daha önceki kararlarında. Peki kendi alanında olmayan bir şeye bu kadar dahil olup Türkiye'yi bu duruma getirmek, tabii ki siz yine 7 üyeye dönük eleştirinizi dile getireceksiniz. Kime, onlar yazdılar canım, kime ne söyleyeceğiz? Yani şimdi kuvvetler ayrılığı olan bir ülkede yargı bağımsız ve tarafsızdır. Vatandaşın adliyeye, adalete, hakimlere güvenmesi esastır. Bu tür kararlar, bu tür yaklaşımlar halkın adliyeye, adalete, yargıçlara güvenini, hukuka güvenini sarsıyor ki bu telafisi imkansız zararlara yol açar. YSK'ya güven? YSK'ya güven zaten sıfır. YSK'nın hiçbir güvenilirliği kalmadı. Nasıl gideceksiniz 23 Haziran'a seçime? Yani şimdi, bir siyasi partisiniz, hedefiniz var. YSK'nın işte oluşturduğu yine sandık kurulları var 23 Haziran'da. Yine seçmen liste var, yine çetele var, yine tutanak var. Evet. Yine sonuç almak alamamak var. Evet. Nasıl gideceksiniz seçime? Nasıl gideceğiz? Biz İYİ Parti olarak biliyorsunuz bizim İstanbul'da seçime katılmıyoruz zaten. Millet İttifakı'nın adayı olan genel olarak sayın bundan sonra süreçte. Yani bundan sonra işte en yakın süreç 23 Haziran. Biz bütün sandıklarda Cumhuriyet Halk Partisi destek talep ederse her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu deklare ettik. Biliyorsunuz bizim İstanbul İl Başkanlığımız İstanbul'un bütün ilçelerinde demokrasi çadırları kurdu. Şimdi AK Partili belediyeler o çadırları sökmekle meşgul veya kaldırtmakla uğraşıyorlar. O demokrasi çadırlarında ne anlatılıyor? O demokrasi çadırlarında seçim süresi boyunca iktidarın yaptığı haksızlıklar anlatılıyor. Yarından itibaren de bu karar anlatılacak. Bu kararın içeriğinin ne kadar boş olduğu, millet iradesine, seçmen iradesine nasıl bir darbe yapıldığı açık seçik vatandaşa anlatılacak ve çalışılacak. Sonra da sandıkların tamamı hem bütün sandıklarda İstanbul Barosu'nun, Ankara Barosu'nun bildiğim kadarıyla girişimiyle bütün sandıklarda avukat görevlendirilecek. Bütün Türkiye'nin gözü o sandıkların üzerinde olacak ve o sandıklarda hiçbir hile yapılmaması için. Bakın zaten sandıklarda hile yapamadılar. Hile yapamadıkları için seçimi kaybettiler. Siz böyle mi değerlendiriyorsunuz? Tabii. Sıkı tutulduğu için sandıklar seçimi kaybettiler. Bu sefer seçimde hile yaptılar. Sandıkla yapamadılar. Seçimin bütününde bir hile yaptılar İstanbul'da. Şimdi çok daha dikkatli bir şekilde artık kamu görevlisi olmayan sandık başkanı atayamazlar. Hükümlüler, tutuklular vesaireler topu topu 756 çıktı, tespit edildi İstanbul'da. Yani bir analiz yapılmış oldu. Delil tespiti yapıldı hukuki tabiriyle. Yani seçimin iptaline gerekçe gösterdikleri şeylerin karşılığının ne olduğu, neymiş o? İşte 756 mı dediniz? 706. 706 kişi. 42 bin kişiden 706. 706 kişi oy kullanmaması gerekirken oy kullanmış. 754 sandıkta da ne olmuş? Sandık kurulu başkanları kamu görevlisi olmayanlardan teşkil edilmiş. Şimdi bu sandıklarda kamu görevlisi olan sandık kurulu başkanı olmak zorunda tüm sandıklarda. Olabilir mi? Yani şimdi bir de bakın ne diyor biliyor musun? Bu kararın bir yerinde iyi oldu bunu açtığımız. Diyor ki bu diyor sandık görevlilerin listeleri partilere verilmediğinden bunların 2 Mart'a kadar itiraz edememeleri normal diyor. Yani halbuki biz bu iptal kararından sonra bu az farkla seçimi kaybettiğimiz yerlerde ben talimatlandırdım. Liste istedik ilçe seçim kurulu başkanlarından. Dedik ki bize sandık görevli listelerini verin. İlçe seçim kurulu dediler ki biz size sandık görevli listelerini veremeyiz. Fakat her nasılsa bu sandık kurulu görevlilerinin listeleri AK Parti'nin eline geçti. Yani bir de bu, burada bakın bir de daha vahim bir şey yapıldı. Mesela bu kısıtlı seçmenlerle ilgili. Yani bu Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı hukuksuzluklara çok ciddi bir örnektir. Ve yargılanmalarını gerektirir. Sağlık Bakanlığı'ndan kişisel veriler alınarak İstanbul savcılıklarına talimat gönderilerek kapı kapı kısıtlı seçmen avına başlandı. Şu anda da bu av devam ediyor. Kişisel verilerin paylaşılması zaten suç. İşte onu diyorum. Suç işliyorlar. Şimdi bir de şöyle bir kaygı taşıyabiliriz. Şimdi bu işlem İstanbul'da bize her gün haber geliyor. Ya kapımıza geldiler, hastaneye gideceksiniz dediler. Kısıtlıymışız biz, haberimiz. Ya siz her
tedavi gören kısıtlı mı? Yani bu kısıtlı karar verilmesi öyle kolay bir şey değil. Hele seçim kararı gerekiyor. Mahkeme kararı, bir de herkese verilmez bu kısıtlılık kararı. Yani adamın gayrimenkul alma satma yönünden kısıtlarsınız ama seçmen olma yönünden, oy verme yönünden kısıtlayamazsınız. Bir bu tarafa, bir de insanla sizin hangi hadle, hangi hakla, hangi dayanakla siz insanların kapısına gidip kısıtlı seçmen avına çıkıyorsunuz? Ve bu bilgileri siz Sağlık Bakanlığı size nasıl veriyor, nasıl alıyorsunuz da bunları sorguluyorsunuz? Bunların tamamı suç. Yani bu kadar artık kanuna karşı, hukuka karşı darbe yapılması tahammül sınırlarımızı zorluyor. Ben şundan nasıl emin olacağım şimdi? Şimdi derse ki gene Sayın İmamoğlu işte 10 bin, 13 bin, 15 bin neyse çok büyük olmayan bir farkla kazandı. Ben Yüksek Seçim Kurulu şunu demeyeceğinden nasıl emin olayım? Biz kısıtlı seçmenleri tespit ettik. İlçe seçim kurullarına yazı yazdık. Onlar da savcılıklara yazdılar. Bu soruşturma halen devam ediyor. Bunlar oy kullanmış. Bu soruşturmalar sonuçlanana kadar ben mazbatayı vermem derse ne diyeceğiz? Yani şimdi dediniz ya şeytanın avukatlığını yapıyoruz diye. Şimdi aklıma gelen bir şey bu benim. Yani bu kadar gerekçesiz kararla karşı karşıya kaldığımızda artık Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği hiçbir karara, eyleme ve işleme güvenimiz kalmamıştır. Ama kendimize güveniyoruz. Seçmenimize güveniyoruz. Sayın Binali Yıldırım da sizi dinliyor herhalde. Öyle mi? Okuyacağım şimdi ne dediğini. İstanbul'da çalma, kaybe, her türlü yolsuzluk var. Bunu YSK ciddi bulup seçimin tekrarına karar verince hukuk yok, öyle mi? Böyle çifte standart olur mu? Hasan Bey cevaplasın. Evet, evet, evet. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Böyle cevaplarım bunu. Yani ben hukukçuyum, ben bu öndeki karara, öndeki bu kanuna ve anayasaya göre konuşurum. Bu anayasaya, bu seçim kanununa ve bu karara baktığımda bu kararın seçim kanununa ve anayasaya aykırı olduğu gözüküyor. Seçim stratejisinin bu gerekçeli karara dönük olarak ortaya konacağını düşünür müsün AK Parti tarafından? İnşallah. Öyle mi? Bir dezavantaj olur mu? Hayır. Tamam aksine avantaj. Yalan söyledikleri. AK Parti için bir dezavantaj olur. Tabii büyük bir dezavantaj. Yalan söyleyecekler çünkü. Bakın yalan ayağınıza dolanır. Yalanla hareket edemezsiniz. Sonuca ulaşamazsınız. Vatandaşa karşı dürüst olmak zorundayız. Vatandaşa karşı biz Sayın Genel Başkanımız seçim kampanyası boyunca projelerimizi anlatalım. Bir merkezi iktidar seçimi yapmıyoruz. Belediye başkanı seçimi yapıyoruz. Belediye meclis üyesi seçimi yapıyoruz. Projelerini anlatsınlar. Halka hizmette yarışsınlar. Bırakın bunları demesine rağmen AK Parti ve yanındaki parti sürekli bekadan, teröristliğimizden, FETÖ'cülüğümüzden vesaireden bahsederek, yani yalan söyleyerek hareket etti ve o yalanın cevabını da sandıkta aldı. Tokadı yedi. En büyük tokatlardan birisini İstanbul'da yedi. Şimdi gene İstanbul'da yalan üzerine bir karar oluşturttular ve eğer aynı yalan üzerine seçim kampanyalarını da kurarlarsa bu Ekrem İmamoğlu'nun hanesine artı olarak geçer. Bunu bir siyasi komplo olarak, bu kararı ya da bu süreci bir siyasi komplo olarak değerlendirir misiniz diye soracağım. Nereden soracağım? Sayın İmamoğlu çünkü böyle bir değerlendirme yaptı. Dedi ki bu Türkiye tarihindeki en dikkat çekici siyasi komplodur. Gasptır. Bu siz gasp seçmen iradesinin gaspıdır. Yani komplodur, doğru. Kötü kurulmuş bir komplodur. Dayanaksızdır. Yani minarenin kılıfını hazırlayamadıklarının tescilidir bu karar. Seçmen iradesinin de gaspıdır ve hakikaten Türk demokrasi tarihinde 1946'dan sonra benim aklımın erdiği, bildiğim, okuduğum kadarıyla ilktir. Maalesef. Yani 1946'ya Türkiye'yi geri götürdüler. İleri gidecekken geriye... Ama 1946'dan sonra 1950'de o 46 seçimini yapanlar nasıl bir tokat yediğini Türk demokrasi tarihi yazdı. Şimdi de 23 Haziran'da bu komployu yapanların nasıl tokat yediğini de Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihi yazacak. Siz bu gerekçeli kararla ilgili hukuki bir şey yapılamıyor anladım. Hayır maalesef. Maalesef evet. Noktayı koydu YSK. Noktayı koydu. Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin. Ben bunu alacağım. Akşam okumaya çalışacağım. Yani evet. Kaç gün sürebilirim ama. Evet. Bayağı da ağır eve götürecek. Son 15 sayfasını okumanız yeter. Bu kadar da kağıda
yazık ettik ama neyse. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Selim. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeniz için. Ülkemiz için 23 Haziran seçimleri eminim ki hayırlı olacak. Sayın Ekrem İmamoğlu'na İstanbul halkı Büyükşehir Mazbatası'nı ikinci kere hakkı olan mazbatayı teslim edecek. Bundan hiç şüphem yok. Biz de bunun gerçekleşmesi için İYİ Parti olarak üzerimize düşen ne görev ve destek varsa onu yapacağız. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Efendim siyaset gündeminde YSK'nın bu ağır ve 250 sayfalık gerekçesini değerlendirmeye çalıştık. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti cephesi bu 210 küsür sayfalık gerekçenin aslında bir gerekçe olmadığını, çok da önemli olmadığını, çünkü bir karara gerekçenin uydurulduğu yönünde ya da yeni bir gerekçe uydurulduğu yönünde değerlendirmeler yaptılar. Tabii ki bu konu çok konuşulacak ama büyük olasılıkla hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İYİ Parti önümüze bakacağız mesajlarıyla 23 Haziran'a hazırlanacak bir siyaset gündemine burada nokta koyuyoruz. Bakalım YSK'nın gerekçeli kararı nasıl yankı bulacak yarından itibaren diyelim. İyi akşamlar efendim.